Başka Şeyleri hoş geldiniz. Ben Ekin Olcay Toğ. Her cumartesi gecesi olduğu gibi sizlerle birlikteyim. Ve bu gece çok heyecanlıyım. Muhteşem iki konuğum var. Önce hemen sizlere onları tanıtayım. Sevgili hocamız Profesör Doktor Sinan Canan hoş geldiniz. Merhaba Ekinim, hoş Siz ne zaman buradaysanız biliyorsunuz ben çok heyecanlanırım, çok hayır. mutlu olurum. İnşallah Benim yine çok güzel, sağ harika bir program olacak. Ve sevgili Kerim Güç hocamız ilk defa ağırlıyoruz sizi. İyi ki geldiniz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Eminim çok teşekkür. ki çok güzel bir program olacak diyorum çok ve sağ hemen sağ seyircilerime hatırlatmaları yapmak istiyorum. Şimdi bu akşam biz ne konuşacağız? Şöyle kadim hikayelere gideceğiz. Ama ilk önce hep bu ağzımızda bir Kelime, kadim hikayeler, kadim bilgelikler, kadim nedir ona bakacağız. Bu kadim hikayelerde bahsedilenlerin beynimizde tezahürü nasıl oluyor? İnsanın hikaye arayışı, insanın gerçeği sorgulaması, hakikati araması işte bütün bunları konuşacağız ve çok daha fazlasını konuşacağız biz bu akşam. Sizler de katılmak ister iseniz eğer. Tabii ki Instagram'dan ve Twitter'dan sorularınızı gönderebilirsiniz her zaman olduğu gibi benim Instagram ve Twitter hesaplarımı göreceksiniz ekranın köşelerinde. O oralardan eğer Instagram'dan gönderirseniz lütfen DM'den yazmayın. Son postun altına yazın ki kolaylıkla göreyim. Eğer Twitter'dan bize ulaşmak isterseniz de lütfen başka şeyler hashtagini kullanın ve böylelikle daha kolay ulaşabileyim sorularınıza. Cevaplarınızı da canlı yayın içinde mutlaka alacaksınız diyelim ve artık başlayalım. Ben çok konuştum. Sinan Hocam size dönüyorum hemen. Şimdi kadim bilgelikler diyoruz, kadim hikayeler diyoruz fakat kadim nedir biliyor muyuz? İlk önce bununla bir başlayalım. Modern nedir, kadim nedir? Buyurunuz efendim. Efendim şimdi biz acayip bilgi odaklı canlılarız. yani bilgiyle yaşıyoruz neticede. Ve birkaç bin senedir yazılı bir tarihimiz var ama ondan önce işte 10-15 bin, bin sene gibi bir böyle işte tarım icat etme, yerleşik hayata geçme gibi kültürel bir hayatımız var. Ondan önce de minimum 50 bin senelik bir insanlık tarihimiz var. Modern insanın geçmişi böyle. E Şimdi yazılı tarihten önce de insanın bir kültürü vardı, bir şeyler üretiyordu, aktarıyordu. Ve tabii ki e, hayattaki sorunların, yani karşılaştığımız şeylerin miktarına ve ömrümüzün uzunluğuna bakınca biz aslında bayağı kısa ömürlü canlılarız. Zaten 15-20 yaşına kadar pek aklımız başımıza gelmiyor. Ondan sonra da... E, geliyor ama işte nasıl geliyor? Yani sağdan soldan ne topladıysak onunla bir benlik oluşturuyoruz. Ondan sonra hayatta kimsenin başına gelmeyen şeyler bizim başımıza geliyor. Yani <laughs> çok özel hayatlar yaşıyoruz her birimiz. Ondan sonra da böyle özellikle ahlaki ikilemlerle karşılanınca iyi kötü arasında seçim yapmak gerekince, büyük sorularımıza cevap bulmak falan gibi sorunlar olunca. Şimdi isterseniz 21. yüzyılda yaşayın. Elimizde bilim var, felsefe var, o var, bu var, YouTube var, şu var. Yani her türlü bilgiye erişiyorsunuz ama buradan bir, Çatı oluşturup da bir anlam çıkarabilmeniz çok zor. Bu sadece bugüne has bir şey değil. İnsan genel olarak böyle kısa ömürlü ve büyük soruları olan bir canlı. Ve bizim kültüründe en önemli parçası kaç bin senedir bilemiyoruz onu. Çünkü sözlü kültürü geriye doğru takip edemiyorsunuz. Fosil falan bırakmadığı için. Ama yani yazılı tarzdan çok eski olduğu aşikar. İnsanlar hayatta elde ettikleri deneyimleri ve aydınlanmaları, yaşadıkları aydınlanmaları çeşitli şekillerde sözel olarak gelecek nesillerine aktarıyorlar. Şimdi bu aktarım bugün bizim yazıyla ya da dijital olarak aktardığımız gibi bir şey değil. Yani her anlatanın ağzında yeniden şekillenen, her anlatan neslin ihtiyaçlarına göre tekrar baştan yapılandırılan, belki ufak tefek eklemeler ya da çıkarmalar yapılan anlatılar silsilesi nesilden nesile geçiyor. Şimdi bazı konular var. Yaşadığınız zaman özgüdür. Yani bugün mesela atıyorum işte Marmara'daki müsilaj hikayesi bugünün <laughs> dertlerinden bir tanesi. Ama bir de yani insanın işte ahlaki bir sorun karşısında alacağı tavır gibi antik Roma'dan beri tartışıldığını bildiğimiz mevzular da var. Bunlar bizim değişmeyen dertlerimiz. Kadim bilgi dediğimiz mesela insanın özellikle bu değişmeyen dert ve ihtiyaçlarına çağlar ötesinden cevaplar öneren bir takım anlatılar ve kaynaklar. Şimdi bu kaynaklar tabii Çoğu insan mesela şimdi kadim dediğimiz zaman böyle dini ya da ezoterik bir şey anlayabiliyor. Kadimin içerisinde evet dini, ezoterik her türlü metin anlatı falan olmakla beraber hı hı. E, mesela masallar, mitler, efsaneler, e, meseller, bu kıssalar onlar bunlar. Şimdi bunların hepsi farklı farklı konularda bize bir takım kodlar taşıyor. Ve bu kodların... E, bugün anlamakta zorlandığımız tarafı şu. Bir kere kadim kelimesi zaten kademe olarak, boyut olarak bizim yüzeysel ya da yalın kat bilgimizden farklı seviyede bir bilgiden bahsediyor. Mesela kadim bilginin kaynağı belli değildir. Nereden geldiğini bilmezsiniz. Şimdi bilimde kaynağı belli olmayan şeyle amel edemezsiniz ama kadim bilgide buna mecbursunuz. Binlerce yıldır aktarıla aktarıla gelmiş ve şöyle de bir özelliği de vardır bu bilginin. Birçok devirden ve farklı ihtiyacın içinden geçerek geldiği için insanın değişmeyen ihtiyaçlarına hep cevap vere geldiği için seçilmiş. Yani biyolojideki doğal seçilim gibi kültürel seçilime tabi tutulmuş. Ve en iyi olanları aslında en hayatta kalanları bugüne ulaşmış. Bu arada... Her gelen de en iyi olan değil. Bazen de en çok korkutan, en çok saptıran, en çok akıl karıştıran, en çok manipüle eden bilgi de gelmiş tabii. İnsan çünkü bir taraftan bu bilgiyi de zamanını manipüle etmek için kullanıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kadim bilginin içerisinden ustalıkla dersi çıkarabilmek, onu hayata uygulayabilmek de bugün bu veri karmaşasının olduğu zaman da büyük bir sanat. Bizim için bugün niye ekstra önemli ya da ben bugün niye bu programda olduğumda özellikle sevgili Kerim'le bu konuyu konuşacak olmaktan niye mutluyum? Ben mesela bilim anlatıyorum yıllardır. Fakat işte laboratuvara girdim, fareye şunu verdim. İşte şu kadar mikrogram şu maddeyi verince şöyle bir etki çıktı. Bu bilginin hiçbir anlamı yok. Yani ne yapalım? İyi, hayırlısı olsun. Bravo falan. <laughs> bu kadar. Ama o yaptığımız deneylerden, o bilimsel gözlemlerden elde ettiğimiz sonuçları biraz da insanın büyük sorularıyla arasındaki ilişkiyi kurma çalışmalarına başladığınızda şöyle bir mecburiyet çıkıyor. O kadimden gelen bir takım uyarıları koyuyorsunuz cebinize. Bilimden gördüklerinize bakıyorsunuz. İkisinin birbiriyle örtüşmeye başladığı yerler olduğunu fark ediyorsunuz. Ve bunları dile getirdiğinizde insanlar o zaman ben dahil olmak üzere başta ben bilimsel bilginin bize açabileceği kapıları bir anda anlayıveriyoruz. Ve bu çok tercih edilen bir şeydir. değil. Bunu bir yakın tarihte birkaç yabancı araştırıcı falan da denedi. Kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi aynı masaya koymayı. Ve bu her yapıldığında da böyle biraz ortodoks bilim çevreleri buna çok kızdı. Ne yapıyorsunuz siz? Bilimi bağlamından çıkarıyorsunuz falan. Doğru, bilimi bağlamından çıkarmak bu. Çünkü bilimde doğru yanlış yok. İnsana bir ders vermek yok, yol göstermek yok. Bilim sadece şeylerin nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama biz... Bak geldik gidiyoruz, ben muhtemelen ömrümün yarısından çoğunu geçirmişimdir. Yani Ay, bundan alalım. sonra yaşayacağım seneler istatistik olarak yaşadıklarımdan daha az. Ama bir sürü büyük sorun benim cevapsız ve sadece bilimden almaya kalsam hiçbirinin cevabı yok. E tabii ki büyük soruların aslında cevabını bulmak değil, aramak esas önemli olan, o arayışta olmak çok güzel. Ama bu arayışa eşlik edecek bir bilgi lazım. Her devirde, her dönemde ve bugün de o yüzden kadim olan bize... Zamanın içinde körleşmeyelim diye, geleceğin belirsiz dünyasına bir fener tutalım diye aslında çok güzel rehberlik edebilecek doneler içeriyor. Mesela işte bugün biraz konuşuruz sevgili Kerim'in yeni kitabı. O topladığımız hikayelerde mesela dinlediğimiz masallarda o kadar çok iç içe geçmiş olay, ahlaki öğüt, toplumsal tavsiye, iş yapış kuralları gizlenmiş ki siz aslında bir hikaye dinler gibi dinliyorsunuz bunu. Birazdan anlatırım o hikayenin beyinde nasıl temsillere sebep olduğunu. Bunu çok merak ediyorum. Ve sonra okulda öğretemediğiniz şeyler işte bu hikayelerle öğretebildiğinizi fark ediyorsunuz. Bu anlatılar insan topluluğunu aslında ayakta tutan şeyler. Şimdi böyle bazen hani genç heyecanlı biraz da böyle sekülerizmin heyecanına kapılmış zihinler oluyor. Bunlar baş işler bu masalları mı dinleyeceğiz Hı -hı. biz akıl Hı. bilim ışık falan. E, tamam çok güzel de akıl bilim ışık hadi bu cinayet niye kötüdür anlat bana bunun bilimde akılda bir karşılığı yok ki. Ama bizim getirdiğimiz kültür, insanlık olarak söylüyorum orada sadece Anadolu toprakları olarak değil, bunu bir nedenle kötü görüyor. Çünkü bunun bize neler ettiğini anlatıyor. Bize onları denememize gerek kalmadan, o mecburiyete girmeden sonuçlarından bahsediyor ve bize diyor ki bak oraya gidiyorsun, aklını başına al. Ya da şöyle yaparsan muhteşem olur, bak ben bunu yapmaya devam et. Bizim en zorlandığımız konu ne? iyi insan yetiştirmek değil mi? İyi insan yetiştirmek her çağın sorunuydu ve bu sorunu insanlığın en güzel aşma yollarından bir tanesi toplumda işe yarayan kültürel kodları çeşitli vesilelerle özellikle de bu aşırı zeki ve dil kullanımında çok mahir olan canlının o dil yetenekleriyle bir sonraki nesle aktarmak oldu. Biz de bugün aslında kadim deyince böyle bir şey kastediyoruz. Yani bunun bilimsel kanıtı nedir? İşte kontrol grubu var mı? Çalışmasını yaptınız mı diye sorulacak konular değil. Ya dinlersin ya dinlemezsin, sen bilirsin ama dinlersen genellikle faydalı olduğunu fark edersin. Siz daha önceki programlarda şey demiştiniz bir keresinde. Yani bir insan her şeyi deneyimleyebilecek kadar uzun bir ömre sahip değil. O yüzden başkalarının deneyimleri çok değerlidir dinlemek açısından evet. da çok önemlidir demiştiniz. Aslında hikaye evet. birazcık bununla da alakalı. Yani. Biz işte, Kerim benim şimdi yayıncım olduğu için lazım. Mesela bir diyelim bir konuyla ilgili toplantı yapıyoruz. Ya orada mesela doğru mu yanlış mı bir karar almamız lazım. Ya yani bu kararı Data ile bilimsel veriyle, analizle yapamıyoruz ki. Diyoruz ki ya bu... Ya ...biz böyle öğrenmedik. Yani bu bize hoş gelmiyor. Onu yaptığımız zaman genellikle iyi oluyor. O, o davranış işte o kadimden gelen bir şey. Eskiler şeylerdi. Anasının sütü, babasının sülbüyle gelen bilgi derdi buna. Hmm. O mesela o tarife gelmez, yazılmaz, çizilmez. Ama anlatılır ve aktarılır. Öyle enteresan bir şey. Ben de bu arada sanki bu işi çok biliyormuşum gibi konuşuyorum ama... ...ben sonradan keşfedenlerdim. Az masal dinlemiş çocuklardan biriyim ben. Aa. Keşke daha çok dinleseymişim. Az derken yaşlarıma göre bayağı dinlemişim aslında. Ama çok daha fazla olabilirmiş ve çok daha güzel olabilirmiş. Aa, benim anneannem çok anlatırdı. Şimdi e, Kerim Güç'ün kitabını ilk önce ben göstermek istiyorum. Tabii ben benim gösterdiğim kendi kitaplarım olduğunu durum bu oluyor. <laughs> Buraya kusura bakmayın bunlar benim notlarım. E, hemen gösterelim şöyle. Yolda bir kuşa rastladım. Şimdi bu kitabı bu arada imzalayıp göndermişsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, ben buna başladım biraz da uykum vardı. Biraz bakayım yarın e, çalışırım kitabı dedim. Yarısında yani yarısına geldiğimde artık dedim ki artık yarına bırakayım. Muhteşem bir kitap gerçekten. i̇şte bütün bu bahsettiğimiz kavramların aslında hepsini anlatan Simurgun hikayesi. Ee, yani şimdi çok da bütün kitabı anlatmak istemiyorum tabii ama iyilik, ahenk, birliğin düzeni, teslimiyet, sadakat, affetmek derken o kuşlar toplanıp Simurg'a dönüşüyorlar. Muhteşem anlatmışsınız. Estağfurullah. Ee, birazcık kitabın hikayesiyle birlikte bu hikayelerin de ruha dokunma olayını konuşmak istiyorum ben nasıl toparladınız bir araya getirdiniz ve bunların insan üzerindeki tezahürünü çok merak ediyorum evet çok teşekkür ederim öncelikle İyi. bir kere Sinan'la beraber olmak çok güzel kendi yazarım kendi yazarım demekten de gurur duyduğum bir insan şimdi ben çok uzun süreler yurt dışında yaşadım ve aslında mesela buraya geldiğimde de en sıkıldığım nokta işte biz mesela çok bilimsel konuları hep ithal ediyoruz. Yani mesela yayıncı olarak da baktığım zaman hep işte hikayeyi şuradan buradan özellikle bilimle ilgili konuları hep ithal ediyoruz. Ee, ben burada yayıncılığa başlayıp Sinan'ı bulunca Aa, burada yapılmışı varmış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Onu aldım e, ve beraber çalışmaya başladık. E, şimdi benim tarafa gelince e, bilim ve hikaye. Bence birbirleriyle çok e, örtüşen iki konu, kadim ve biraz sonra konuşacağız herhalde çağdaş evet, veya modern çağda. dedim. Modern tam olarak karşılamıyor bana göre. Çağdaş belki daha doğru olacak diye düşünüyorum. E, bunları birleştirme. Şimdi kadimle çok güzel bir noktaya e, temas etti Sinan ama benim aynı zamanda kadim kelimesini e, biraz etimolojik olarak baktığımız zaman hep zamansal ve mekansal yani bu dünyanın e, üzerinden konuşuyoruz. Fakat e, Özellikle felsefe ve tasavvufla ilgili konulara baktığınız zaman sanki yatay bir yolculuktan öte dikey bir yolculuktan bahsediyor kadim denince. Yani bir yukarıda bir işte yukarı bazı yukarı diyor Allah veya Tanrı veya ilah veya ilah ilahla bir bağlantı ve bu bağlantı yukarıya doğru yatay değil dikey bir bağlantı. Ben bu bağlantı üzerinden düşününce. Ee, en güzel e, simge bana e, bu Simurg geldi. Simurg o kadar güzel bir şey ki. Biz Simurg diye biliyoruz. Daha doğrusu benim e, izlediğim yani Feride Attar. Biz hep taklitçiyiz. Aslında evet. hikaye kelimesi taklit demek malum. E, ...hikayenin etimolojik, olarak, etimolojik da, olarak taklit demek. Taklit demek mi? Öykünmek mesela bizim kelimemiz öyküdür. Hı hı. Türkçe kelime de öykünmektir. Öykünmek taklit etmek demektir. Dolayısıyla evet. hikaye aslında taklit etmek. Niye taklit ediyoruz biz? Şimdi kendimizi aslında göremiyoruz. Bir ayna ayna gerekli. O aynayı nasıl tespit ediyoruz? Karşımızdaki insanlarla ilişki kurduğumuz zaman onlara bir avatar tanımlaması yapıyoruz. Mesela ben sizin aslında Hayatınızı kendi üzerimden okumaya başlıyorum. Hmm. Ve işte hikayede başlarken hep şu şeyle başladım. Hayat hikayedir. Bir insanı sevmek onun hikayesini sevmektir. Heidegger'in muhteşem Kitapta lafı. Öyle başlıyor Kitapla zaten. öyle başlıyor. Onun için benim aslında kendimi tanımam için aslında bir hikaye okumam lazım. Çevremdeki insanların üzerinden hikayeler okuyorum. Ve o hikayeler okudukça da onları avatarlaştırıyorum. Daha doğrusu kendim onları yaratmak çok hani Allah'a mahs mahsus bir şey ama oluşturuyorum diyeyim. Sonra da hayal kırıklıkları uğruyor. Sükutu hayal diye bir laf var ya. Bizim avatarımızla, bizim yaratmış olduğumuz avatarla o insan bir değil. Ne zaman ki onların bir olmadığını anlıyoruz. Aa sükutu hayal. Kelime bile çok güzel. Hayali bir şey bu. Tabii. Sükutu hayali uğramak hayali bir durumda sükutu hayali uğramak. Tekrar döneyim ben kendi hikayeme. Bu hikayede Simurg'u seçmemin nedeni bir kere bu çok evrensel bir simge. Nedir bu? İşte batı medeniyetlerinde Feniks diye bir kuştan bahsediliyor. Hı hı. Bizim kendi medeniyetimizde Zümrüt'ü Anka denilen bir kuştan bahsediliyor. İşte Fars geleneğinde Simurg deniliyor. Ve Simurg'u Feridettin Atlar'ın kullanmasının bir sebebi var. O diyor ki ee, ...aslında hikaye... Ee, ...kısaca ben hikayemi anlatayım... ...kuşlar, milyonlarca kuş... ...aslında biziz... ...bu milyonlarca kuş bir yolculuğa gidiyor... Tasavvufi metinlerin veya... ...felsefi metinlerin hepsi... ...bütün hikayeler bir yolculuk anlatır... az temel kurgu bu... ...bir yerden bir yere yapılan bir yolculuk... ...bu yolculuk sırasında... E, ...siz e, bir takım özellikleri kazanırsınız... ...ve bir takım özellikleri kaybedersiniz... ...ve sonuçta... Aslında dönüp dolaşıp kendinize doğru bir hareket tamamlarsınız. Yani kendinizden gelirsiniz, kendinize geri dönersiniz. Bütün hikaye bu. Şimdi bu milyonlarca kuş yola çıkarlar ve yavaş yavaş vadileri geçerler. Yedi tane vadi, yedi de çok ezoterik, ezoterizmde çok kullanılan bir rakam. Nefsin, egonun, aklın, kalbin hep yedi kademesinden başlayan, hatta beynin değil mi, sürüngen beyinden başlayan işte, en son ön beyine kadar giden bir yedili e, şey var, e, kademe var. Bu kademeleri geçerken birinci vadimizi geçerken kuşlar bunların en büyük kısmı yani 1 milyon varsa 500 bini burada eğlenir. Bu vadiye biz niyet vadisi diyoruz. Çünkü biz niyet edemiyoruz. Yani bir yolculuğa giderken asıl ilk şeyimiz o. Niyet edemediğiniz edemediniz mi geride kaldınız zaten. Ve çok enteresan kuşlar var. Hiç beklemediğiniz kuşlar burada eğleniyor. Mesela bülbül. Bizim tasavvufi geleneğin en önemli kuşudur evet. bülbül. Gül bülbül. Bül. Hemen eleniyor o. Neden? Çünkü diyor ki gül burada. Benim dünyada zaten gül. Benim ihtiyacım yok simurga falan gitmeye. Yani öyle bir hmm. ilerideki bir kuşa yani tanrısal veya ilahi bir kuşa. Burada idare ediyorum ben kendi halimle. Onlar eleniyorlar. İşte ikinci, üçüncü, ikinci vadi aşk vadisi. işte yavaş yavaş yedi vadiye kadar geçiyorlar. Yedi vadinin sonunda baktınız bir milyon kuştan otuz tane kuş geriye kalıyor. 30 kuş çok heyecanlı diyorlar ki biz işte Kaftan'ın karşısına geç arkasına geçeceğiz. Orada da işte bu meşhur Simurg denilen, Anka denilen kuş var. Bunlar dönüyorlar, geçiyorlar, bir bakıyorlar ki bir ayna ile karşılaşıyor. Yani o her Kendi o uzun gibi. zamandır hep düşündükleri, hep istedikleri şey aslında bir ayna. Ve fark ediyorlar ki bu 30 kuş sadece ve sadece kendilerini görmek için oraya geldiler. E, atların çok güzel kelime oyunu şu, Simurg zaten 30 kuş demek. Ha. Yani başta da aslında bana sorsalar da hani diyorum. bana sorsalar da <laughs> 30 tane kalacak ben size söylerdim. Ee, ben Spoiler ne yaptım? Spoiler'ı baştan verdi. Spoiler baştan, baştan verdi aslında simurgu. Ee, bu 30 kuşu ne yaptım ben? Ben eğer ilahi bir güce ulaşmak isterken 30 tane erdem olsaydı benim hayatımda bu 30 tane Erdem'i seçerdim diye 30 tane Erdem'i seçerdim. Çünkü Feride Tün, Attar burada 30 kuştan bahsetmiyor. Yani o 30 kuşu bize bırakıyor artık. Hı. Ben dedim ki tamam. Attar büyük. Ben de onu bir taklit edeyim. Çünkü 1100'lerde yazmış bu. Öyle büyük bir e, kitap ki bu. Herkesi etkilemiş. Bugün mesela Abraham Lincoln'un 1800'lerde yapmış olduğu bir konuşma var. Bu konuşmada Attar'ın meşhur kitabından gelen e, bu Mantık-ı gelen mesela ee, o şey hikayesi vardır, çok e, meşhur. Bu da geçer. Ah evet. Bu da geçer hikayesi. Bu da geçer hikayesi, Attar'a ait bir hikaye. Daha doğrusu Attar'a ait bir hikaye. Attar'ın daha evvelden o da almış ama. Aslında çok versiyonu var Çok versiyonu çok... var. Ben onu ta şeye kadar götürdüm. Ee, bu hikayeleri aldıktan sonra ben hep tarihlerini inceledim. Ya yani işte bu nereden gelmiş? Attarı biliyor. Abraham Lincoln 1850'de yapmış olduğu konuşmada. Ve bu daha şey henüz e, şey olmamıştı, başkan olmamış. Başkanlığa giden konuşmasında diyor ki, bir e, Fars'ta bir adam var Attar diye. O bana en güzel mesajı verdi. Çünkü e, e, ne olacağının belli olmadığını anlatan, yani hayatta ne olacağının belli olmadığını anlatan bu da geçer yahu prensibi aslında Attar'ın işte o zaman e, şey e, Mahmud'a, Gazneli Mahmud'a hitap etti. Gazneli Mahmut bir yüzük arıyor o yüzün üzerinde. Her zaman baktığı zaman ona eğer kötü gidiyorsa durum iyi hissettirsin. İyi gidiyorsa çok egosunu yükseltmesin. Ne böyle bir motto ne olabilir diye şey yapıyorlar. En sonunda bunu diyorlar işte. Bu Şimdi aslında geçer. biz bu modern kafalarımızla bu da geçer yahu diye bir şey duyunca aman başımıza bir şey geldi. E bu da geçer yahu hadi sabredelim. Aslında o değil. Değil. Yani en yüksek, en tap noktada evet. olduğunuzda O da geçeceğini bilmek. Yani. Geçer, ah, evet. geçer, Lincoln güzellikle onu geçer. söylüyor işte. Diyor ki ben <laughs> prezident şey olmaya adayım. Çok da iyi gidiyor her şey. Ama olay böyle değil. Yani çok da egom da yükselmesin. Ve bunu kime götürüyorlar biliyor musunuz? Bu hikayenin orijinali ne döndüm ben. Tabii bu hikayeleri bulduktan sonra bir de acaba kronolojik olarak en başta kim anlatmış evet, bu kim hikaye? kim anlatmış bunu Bu hikaye Süleyman'a ait yani kral Süleyman veya bizim Peygamber Süleyman dediğimiz hmm. ve İbranice olarak hatta ben şeye baktım Gamzah Yehva diye geçiyor yani kelimenin İbrani kökeni. Ee, bu şekilde. Her e, medeniyete girmiş bu. Bu da geçer. Bizde de var. İbrani'de, İbranice'de var. Yahudilikte var. Hristiyanlıkta var. Her alanda olan bir şey. Çünkü neden? Kadim. İşte Sinan'ın başta anlattığı gibi kadim bu demek. Medeniyetlerden geçebilir, zamandan geçebilir ama ölmez. Çünkü aslında işte hem zamana bağlı olarak geçmişi kadim olarak anlattık ama bence daha önemlisi yukarıya olan ilahi güce olan e, şey e, ilişkisi. Sonuçta bu 30 kuşumu ben yazdım dedim ki bu e, ben olsaydım hangi kuşları koyardım e, atların yerinde 30 tane kuş buldum. Bunların hepsine o erdemlerden bir tanesini verdim. İlkini ilkini söyleyeyim, ilkini ve sonuncuyu söyleyeyim. Aradakileri arkadaşlar baksınlar 28 kuşa. İlki hütüttür. Hı, hı. Hütüt çünkü rehber kuştur. Şimdi hem tasavvufta hem aslında felsefede bir rehberden bahsedilir. Yani yola çıkan kuşların bir, e, kim götürüyor bunları bir yere? E, daha evvelden bu işleri yapmış Hütüt diye bir kuş var. O da Süleyman'ın kuşu. Hmm. Süleyman şey yaparken, su ararken, e, çöllere düştüğü zaman su ararken hüt Hütüt'ü kullanıyor. Ve o iyilik hikayesini anlatıyor. Ben onu iyilik, neden? Onu da şöyle söyleyeyim. O da e, İslami bir görüş değil mesela. Ben ilk defa onu nerede gördüm? Eflatun'da gördüm. Eflatun diyor ki onun ideyaları var. Bizde nasıl işte ayağını sabite diye bir düşünce sistemi varsa o da diyor ki aynı şey ideyalar. İlk ideya yani Tanrı ideyası en yüksek ideya o diyor iyiliktir diyor. Tanrı tamamen iyilikten İyi insan kuruluyor. olmamızı istiyor. Buraya düştüğünüz zaman iyi insan olacak. İnsanın tabi şeyinde arketipinde iyi insan yani insanın ama beşerin değil. Gerçek manada bir insansanız sizin arketipiniz iyilik üzerine kurulu. Onun için Hütüt'e iyiliği yakıştırdım. Sonuncu ise Tuti, o benim e, sevgilim çünkü bizim yayın evimizin ismi ben onu kurarken evet. Papa'n olarak Tuti'nin ismi papan Onda da en sonda olması gerekiyor. yani en sonda derken bu şeyi bitiren hep aslında şöyledir: e, Tasavvufta ve felsefede başlama ve bitme noktası aynıdır. Hmm. Yani bu bir hep e, dairesel bir hareket. Tamamlar, e, şeyle başladık, e, iyilikle başladık samimiyetle bitirelim. Tuti'yi de samimiyetle bitirdim. Harika. Şimdi arada o kadar çok başlık var ki fakat çok. onlardan bir tanesinde ben okurken de çok takıldım. <laughs> e, zan. Hmm. Şimdi e, hatta hmm. o hikayenin sonunda da Sinan Hoca'nın sözüyle bitirmişsiniz zan esarettir diye. Tabii. Aslında bizi e, geri çeken, korkmamızı sağlayan, belki saçma sapan hareketler yapıp e, yanlış girişimlerde bulunmamızı sağlayan şey aslında hep zannetmek. Aslında öyle değilken yanlış anlamalar çok önemli değil mi? Hocam size dönüyorum. Zan esarettir. Kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabımda var. Ee, birazcık onu konuşalım mı? Yani bu e, ilerleme yolunda insanın <laughs> duygusal, e, zihinsel ilerleme yolunda zan ne kadar geri çekiyor? Ön yargılar ve zannetme. Çok. Ya, insan zandan oluşuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bizim zihnimizin çalışma prensibi e, karşılaştırma üzerindedir. Relatif yani göreceli bir zihnimiz vardır bizim hiçbir şeyi olduğu gibi anlayamaz o. Bir şeye bir, şey, bir, şeyi bir şeye nispet etmesi lazım, karşılaştırması lazım anlaması için. Mesela kendini tanıması için muhtemelen hepimiz ilk başta annemizle nispet ettik kendimizi. Hmm. O öyle, ben böyle, ben o yüzden farklı bir benim dedik. Bir ayrı varlık olarak ortaya çıktı. Yaşlandıkça ilk... da ona benzedik. Tabii ayrışma o zaten ayrı bir konu mecbur zaten. Ayrışma oradan başlıyor. Ve sonra biraz önce Kerem söyledi ya mesela bir avatar oluşturuyoruz. Karşıya bir hikaye yazıyoruz falan diye. Biz e... Çok zannediyoruz insanları mesela. Dünyayı zannediyoruz. Mesela bir yerlere hep bir şey umarak gidiyoruz ya da bir yerlere hep bir şey umarak hiç gitmiyoruz. Ee, onlarla ilgili deneyimimiz yakınlaştığı zaman çoğu zaman işte sükutu hayal olmasının sebebi onların gerçekliğinin bizim zannettiğimiz gibi olmaması. Şimdi zan işte böyle kırıldığı zaman gerçekle karşılaşıp dağıldığı zaman aa zannetmişim diye bir farkındalık <laughs> oluyor ama şunu çoğu zaman şuraya atlayamıyoruz bizim dünyamız dediğimiz şey bir zandan ibaret aslında. Bu seninle daha önce programlarda falan çok konuştuk. Yani bu gerçeklik dediğimiz şey koca bir zan. Yani şu anda içinde yaşadığımızı zannettiğimiz dış dünyanın zihnimiz tarafından oluşturulmuş bir temsil olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve bu masanın sertliğinden, senin güler yüzüne, işte Kerim'e olan dostluk ve muhabbetimden şu çayın tadına kadar her şey sanal. Her şey benim zannım. Şimdi ve... Şimdi gerçek ne kadar gerçek diye bir soruyla sabaha kadar konuşmaya değil. başlar mıyız? Ya ben çok kısa söyleyeyim. Değil. Yani gerçek bu değil. Bu algıladığımız şey değil. Ne ben ne sen ne başkası bu gerçeği olduğu gibi algılayamıyor. Bu yani bir nihilizme götürmez insanı. Yani o bazı öyle diyor. Yani hiçbir şey gerçek değilse ne yapalım? Konu değil. Şunu fark etmek gerekiyor. Buradaki her şey bir zandan ibaret. Hani hadisi e, hadis-i şerif galiba şeyi insanlar uykudadırlar, ölünce Doğru. uyanırlar var Doğru. ya gerçekten bu bir rüya aslında. Zihnen ürettiğimiz şeyler nasıl gece adına rüya diyoruz ama kesikli olduğu için rüya diyoruz. işte. bu süre, süre gittiği için bunu, bunu gerçek zannediyoruz. Ve dünyadaki her şeyle ilgili zanlarımız da esas bence kırılma noktası burası kültürümüzce şekillendiriyor. Önce mikrokültür, ailemiz bize bir şeyler öğretiyorlar. Diyorlar ki şu şöyledir. Şimdi biz bunu nasıl öyledir diye anlıyoruz. Onlar öyle dediği için. Ve onların Somut dünyada söylediği birçok şey gerçeği karşıladığından onlara itimadımız var. İşte soba yakar diyorlar, elektrik çarpar diyorlar falan. O zaman diyoruz o söyledikleri de doğrudur. Ya yani onları biz zaten rehber bilgeler olarak kabul ediyoruz hayatımızın ilk yıllarında. Anne baba bunlar ne derse öyledir yani. Evet. Onlarla kavga etsek bile. Ve sonra bu kültür bizim zanlarımızı oluşturuyor. Şimdi bu öyle bir riskli bir şey ki demin Kerim anlatırken bir not aldım çok önemli. Mesela kadim olan yerel değildir. Şimdi biz çoğu zaman dedim ya başta kadim diye böyle dini anlatıları anlıyoruz hemen. Hatta bir kısım insan o yüzden kadim sözcüğüne de kadim bilgiye de mesafeli duruyor. Halbuki mesela dini kültürler çoğu zaman yereldir, lokalize olmuştur ve belli bir kültüre hastır. O kültürü kapsar bazı şeyler. Yani mesela Arapların inandığı dinin efendim çevresel anlatıları, özü belki aynıdır bizim inandığımız şey ama çevresel anlatıları Arap kültürüne göre şekillenir, oranın renkleriyle renklenir. Şimdi siz eğer kadim olanı içinde yetiştirdiğiniz kültürün size verdiği kodlardan ibaret zannetmeye başlarsanız kadimi öldürürsünüz. Kadimin testi şudur, sizin e, kültürünüzün, inancınızın, çevrenizin iyi dediği bir şeye dünyanın her yerindeki insanlar da Fark ettiklerinde iyi diyebiliyorlar o kadimdir. Kadim ortak Çok kültürdür. Iyi. Kadim sınırsızdır. Yani siyasi sınır falan tanımaz. Coğrafi sınır tanımaz. Kadim insana dairdir. Bir bölgeye, bir kalme, bir gruba ait değildir. Dolayısıyla şimdi mesela bu zan bizi dövüştüren bir zan. İnsanlar bunun için savaşıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Başka zanlar da var. Mesela bu dünyada bir şeye sahip olabileceğin zanlı. Onun bunun gidip altını altını almak için millet birbirinin çöküyor. Halbuki kefenin cebi yok lafını herkes biliyor ama öyle değil işte. Bu dünyada hemen bir güvenceyi alayım bir böyle bir arkayı doldurayım bir şeyler yapayım falan filan. Buna engel olamıyoruz. Çünkü biz bu zanlarla kuşatılmış vaziyetteyiz. Bütün benim görebildiğim, rastlayabildiğim hani Kerim kadar böyle araştırmışlığım, Kesinlikle. geçmişine gitmiştim falan yok. O kadar metodik çalışma etrafında böyle arkadaşları bulundurmayı çok seviyorum. <laughs> Devamlı onlarla muhabbet ediyoruz. Yani bütün kadim hikayelerin anlattığı şey aslında şu: Sen böyle nerede yetişmiş olursan ol, böyle giderse balta'yı taşa vuracaksın. Sevgili kardeşim bak, şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Bütün bunların hepsini anlattığı şey de zanlarından bir çık, kadim olanın gösterdiği resmi anla. Çünkü o resmi göremeyecek kadar körleşerek biz dünyaya ilk adımlarımızı atıyoruz. Kültürümüz bizi körleştiriyor. Zanlarımız, ezberlerimiz körleştiriyor. Ben hatta şeyi işte insanın manevi ayarlarında çalışırken, orada da Kerim'le muhabbetimiz çok. Tasavvuftaki hiç anlatısını yani o gelişimin en son basamandaki hiçi de buna yoruyorum. Tabii ki ben bu arada özellikle gidip de bu literatürde işte İbn Arabi ne demiş öbür ne demiş özellikle bakmam. Önce bir düşünce üretirim kendimce, sonra onu bilenleriyle tartışır, sonra da kaynaklarına giderim. Örtüştüğü zaman çok sevinirim. Demek ki bu zamanın ruhunda da aynı ihtiyaç ve aynı çözüm ortaya çıkabiliyor. Yani kadimle uyuşan bir şey düşünebildiğim zaman çok hoşuma gider. Hiç anlatısı niye önemli? İnsan işte yolda çeşitli rehberler edinerek bir kişilik yolculuğu yaşıyor, bir gelişim yolculuğu yaşıyor. Ama bunun neticesinde artık adına ben dediği şeyi kaybediyor. Ben bir zan. Ben bir zandan ibaret. Ve bu zanlı kaybedince artık ben kalmaz. Ne kalır? Hiç. hiç Ama hiç. o hiç ne? Her Varlığın şey. hepsi. Yani ben olmayınca artık o ben sen o hepsi bir. O birliği yaşayabilme hali bir e, ideal olarak sunulmuştu. Bu nasıl bir şeydir bunu yaşayan insanlar soruyor ben onu bilmem. Ama teorik olarak anlayabildiğimi zannediyorum. Çünkü benim iyi bildiğim yer, bu yaşadığımız hayatın gerçek olmadığı. Buna kalıbımı basarım. Bunu dünyanın bütün felsefeciyle, bütün muhterizleriyle, itiraz eden herkesle tartışabilirim. Çünkü orayı iyi biliyorum. Bu gerçekliğin bir karşılığı yok. Bu bir e, içinde yaşanabilir bir tiyatro. Bir arayüz. Dünyayla ilişkiye geçmemizi kolaylaştıran bir ilüzyon. Ama bunun arkasındaki hakikati merak etmek ayrı bir şey. Onu merak edebilirsiniz. Ama... Önce fark etmemiz gereken şey başta ben olmak üzere bu zanların içinden kurtulmak gibi bir görev var. İşte burada da kadimin çok büyük yardımı var. Kadim bize devamlı olarak yalan dünyanın problemlerini aşmak kolaylığı sağlıyor. Bize o dalgaların üstünde gidebilecek sörf tahtaları sunuyor. Tek yapmamız gereken işte onu biraz ustalaşacağız yani. O da Dinleyerek anlayarak falan oluyor. O biraz önce dediği e, Kerim'in işte bir yolculuk. Hmm. Mesela bütün hikayeler bir yolculuk. İşte kahramanın yolculuğu anlatısı vardır meşhur Campbell'ın. Ee, biz hepimiz aslında anne karnından mezara bir yolculuk yaşadığımız gibi insanlık medeniyette bir yolculuk yaşıyor. Her şey maddede bir yolculuk yaşıyor. Yani Biz zaman içerisinde akan varlıklarız. Şimdi bu akış çok kısa olduğu zaman işte ya bir ömürde ne öğreneceksin yani başta dediğim gibi. Evet. Ama bir de Newton'un dediği gibi ben devlerin sırtında oturuyorum diyor ya ona çok güzel şeyler yaptın diye bir dakika diyor biz devlerin sırtında oturuyoruz kadimden istifade devlerin sırtına binmek demektir uzağa görürsünüz yani önünüzdeki taşa takılmazsınız onların büyük adımlarıyla hızlı mesafe alırsınız ama bu tabi bugünün e, o indirgemeci mini mini her şeyi kendim çözeceğim dünyayı baştan kendi kafamla sorgulayacağım e, çocuksu idealine çok uygun gözükmüyor bu çocuksu bir ideal çünkü dünyanın, evrenin, bilginin ne kadar çok olduğunu bilince bu iddianın ne kadar boş olduğunu anlıyorsunuz. Tek başımıza baş edemeyiz biz bununla. Ve bu bir kaçış, bu saklanış, bu bir acizlik değil. Bu insanı bir birey olarak ne kadar aciz ve zayıf <laughs> ama bir tür olarak ne kadar muhteşem bir şey gördüğünüzle alakalı. Ben tek başıma için. Ama bir insan türü içerisinde müthiş bir avantajım var. Başkaları var. Geçmiş var, söz var, anlatı var. Bundan istifade etmeye öğrenmem lazım. Kesinlikle. Şimdi e, sizin şöyle bir şansınız bence var. E, çok değerli anneniz Cemal Nur Sargut Hanım efendi eğer bizi izliyorsa keşke izliyor olsun. <laughs> Saygılarımızı, sevgilerimizi sunalım. Şimdi böyle bir çocukluk hani bu kadar hikayenin içinde büyüyebilmek büyük bir şans bence. Ama bu şansa sahip olmayıp bu kadim hikayeleri içselleştirebilmek için uğraşanlar var. Yani aslında ben şunu sormaya çalışıyorum. İnsanın kendi zihninde, ruhunda bu kadimi keşfetmesi. Şimdi çocukken çok kolay olmayabilir. Aile belki böyle bir şey anlatmıyor olabilir. Ya da kitaplar denk gelmemiş olabilir. Ve bir yerden sonra kendi başına bunu yapabilmesi için ne yapması gerekir insanın? Kadimi ruhunda ve zihninde keşfedebilmek. Için. Çok, çok güzel bir soru. Şimdi annemle yaşamak çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda e, şöyle ki e, acaba ben ondan yararlandım mı yeterince? Soru. E, cevap. Yararlanmadınız mı yaptınız? E, şimdi anlatayım. E, şimdi Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi var. Bu hikaye daha sonra aslında gene hikaye. Ben biraz hikayeler üzerinden Ne geçeyim. güzel, buyurun. Şimdi e, bu meşhur hikaye daha sonra işte Coelho'nun bu Simyacı. Simyacı da yaklaşık şu an herhalde ilk ondadır. Yani dünyada en çok satan ilk ondadır. Ama kitabın asıl hikayesi Mevlana'ya ait. Şimdi doğruya doğru. Hikayede diyor ki, e, meşhur hikayedir aslında e, bir adam bir rüya görüyor ve rüyasında bir hazine görüyor. Yani hazine, hazine, her gece hazine. Hazine nerede? Mısır'da bir yerde. Adam İstanbul'dan kalkıyor artık dayanamıyor. E, Mısır'a gidiyor. İşte o rüyasında gördüğü yeri buluyor. Kazmaya başlıyor. Kazarken e, orada işte yakalıyorlar bunu ne yapıyorsun falan derken hapse atıyorlar. Hapiste de gardiyan anlatıyor ya yani niye ne yapıyordun sen İşte ben kazıyordum her rüya gördüm falan. Gardiyan da diyor ki ya diyor ben de görüyorum o rüyayı diyor. Benim gördüğüm rüyada da aslında e, İstanbul'da hazine. Hazinenin yerini söyleyince adam diyor ki Aa, burası benim evim. Meğerse o adamın hazine evinin altındaymış. O Mısır'a falan gelmesi bilmem falan hepsi hikaye aslında hazine altında. Şimdi bu bu aslında simyacının anlatan hikaye, Mevlana'nın anlattığı hikaye. Hikayenin temeli şu. Sizin hazineniz sizin altınızda. Ha bana sorduysanız benim annem evet hazine duruyordu orada ama <gülüyor> <gülüyor> ben Amerika'ya gittim. 15 sene Amerika'da yaşadım. Annemden mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalıştım. Geldim ama e, deyimler anlatıyor ya bize. E, Neydi o? Tilkinin e, sonunda Dölaşıp, dönüp dolaşacağı. Bakın ne güzel <laughs> e, deyimler. Bize aslında o kadar güzel anlatıyor ki. Sonra da tep e, seve seve isteye isteye ben annemin yanına geldim. Ama o ma maddi hayatı, işte Amerika, o kapitalizm müthiş bana çok şey kazandırdı. Ne kazandırdı? E, maddiyatla maneviyat arasındaki farkı anlamayı kazandırdı. Dolayısıyla e, isterseniz güneşe çok yakın olun. İsterseniz uzak olun. Siz bu hayatı muhakkak yaşayacaksınız. Onu önce yaşamadan hiç e, o bir avantaj teşkil etmiyor. Sonrasında ama kafanıza dank ederse ki bir şekilde ediyor. Ki e, <laughs> iki türlü diyor ki iki türlü kafanıza dank ettirme yolu vardır. Birincisi silleyi hüda yani Allah Alın size tokadı. bir tokat çarpar. Bir de aşkı hüda. İkisini seçer. O da aşkın Allah'ın güzel aşk, evet. aşkla gelirsiniz seve seve maneviyattan, maddiyattan anlarsınız ki işte Sinan'ın biraz evvel bahsettiği bunlar hepsi zan. Bunların hepsi gerçek değil bu olay. Ve bana şeyi anlatırken ben çocuklara, arkadaşlarıma anlatırken monopoli oyunu. Yani hayatımız monopoli oynamışızdır hepimiz. Tabii. Bir Özellikle e, o çocukken biz özellikle çocukken değil ama şu anda da var aynı hisler. Hani o demir yollarını falan alırız. Hı, hı. Veya o, o mavi e, en nişan taşında falan bir yer vardır. Amerika'da oynadığınız zaman Park Avenue veya Madison Avenue'dur. Oraya koyduğunuz zaman oteli perişan edersiniz çevreyi. Tabii. <laughs> ben hep Libadiye'yi oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Biz karşımızdaki arkadaşlarla da birleşiriz. İşte çocukları falan ezeriz. O oyun bana bu hayata anlatıyor. Yani bu hayat adeta bir monopol oyunuymuş gibi. Ve bittiği zaman şeyi kaldıracağız, kapatacağız, vereceğiz monopol oyunu. Ama o anda yaşadıklarımız, işte o insanları ezmek için uğraşmalarımız falan gerçekten bu hayata aslında çok benziyor. Gülüyoruz oraya ama gün içerisinde hep kendimizi bu şey içerisinde buluyoruz. Yani o insanları ezmek, işte para kazanmak bilmem ne. Hep şeyde ama döndüğümüz zaman bu hikayeler bize ne katıyor? Biraz evvel Sinan anlattığı. Şimdi ben buraya geldiğimde mesela Sokrat en sevdiğim benim filozofların en sevdiğim adamlarından bir tanesi. Şimdi diyor ki bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Şimdi ben, çözmüş. Şimdi ama nasıl çözmüş? Şimdi ben düşünüyorum bunu senelerdir düşünüyorum. Ya ne demek bu? Adam her şeyi biliyor. İşte Eflatun'a falan o şeyi anlatmış mesela o mağara alegorisi falan muhteşem şeyler. Ne demek bir de millete bu adam? hiç düşünmüyorsunuz diye fırça mırça atıyorsunuz Hayır, niye Devamlı olacak? fırçalıyor. Siz niye anlamıyorsunuz, düşünmüyorsunuz falan diye fırçacı da bir adam. E, fakat ben dedim ki niye acaba bu adam böyle bir şey? Dünyada en fazla bilgiye sahip, o dönemin en fazla bilgiye sahip olan insan. Sonra anladım ki kelime de şunu diyor: Bilgi bana ait değil. Şimdi bilgi bir yerde duruyor. İşte o ne diyor? Bir bir havuzda duruyor. Ben eğer o havuza e, ...iletişim aksesim varsa... ...ben her zaman giderim... ...oradan o istediğim bilgiyi alırım. Ama ne zaman ki ben o bilgi benim derim... ...bu bilgi benim sahip olduğum bir bilgi... ...bilgi bana küser. Sokrat bunu anlamış. Diyor ki... ...ben hiç karışmam... ...istediğim zaman... ...ne zaman istersen bilgi... ...yani o işte evrenin içerisinde... ...Allah'ın ve ilahi gücün içerisinde... ...istediğim zaman elimi alır... ...bilgiyi de rahat rahat koyar. Ama benim dersem... ...bu bilgi bana ait... O zaman ne yapıyorum? Bilgiyi küstürüyorum. Biliyorum dersem. Biliyorum dersem. Yani Şimdi... yine ego aslında değil mi? Ta, ben diye dememek gerekiyor yüzde... kesinlikle. İşte ben dediği zaman zaten o bilgi benim olmuyor. Ama şimdiki zamanın en büyük sıkıntısı da herkesin ben diye ortaya çıkmak istemesi. E, biraz evvel e, Sinan dedi ya, hiç olursan her şey olursun. O bir meşhur bir hikaye var. Benim annem hep anlatır. Ben, yani muhteşem bir hikaye. Kaymakama bir tane derviş gidiyor. Bir şey yapacak, bir işi gücü var. Kaymakam geliyor o sırada bu tespih çekerken ee, kalkmamış ayağa. Kaymakam geliyor köpürüyor niye kalkmıyorsun sen işte kimsin ki bilmem ne falan. E adam diyor ki ee, kusura bakmayın özür dilerim e, fark etmedim. O Sen de benim kim olduğumu biliyorsun e, ben kaymakamım. E diyor İşte ben belki de vali olacağım diyor belli bir süre sonra. E sonra diyor işte vali olacağım ondan sonra işte ne bileyim işte meclise gireceğim meclise şu olacağım. E diyor işte başkan olacağım. E, e sonra cumhurbaşkan olacağım. E sonra diyor e, cumhurbaşkanından büyük ne olacağım ona hiç diyor. E, ben diyor hiçim zaten. Onun için kalkmadım. Kusura bakmayın diyor. Yani e, Sina'nın bahsettiği hiç bu manada bir hiç yoksa nihilizm yani işte Sartre'ın veya işte o Schopenhauer'ın getirmiş olduğu veya Nietzsche'nin gelmiş olduğu nihilizm kavramı değil. O hiç aslında her şey o noktaya geldiğiniz zaman diyorsunuz ki benim değil ama istediğim zaman alırım. O işte hiçlik. Mesela bu metaforu e, laboratuvarda bulamazsın. Bulamaz. Yani araştırarak, düşünerek çok zor buraya ermen. Çünkü mesela Nietzsche e, cahil ya da tembel bir adam değildi. M muhteşem ama bir adam. Nietzsche, ve, ve Nietzsche kadimden de habersiz değildi. Ama Nietzsche zamanının ve kültürünün çocuğuydu. Mesela... Onun Nietzsche'yi böyle çok tetkik etmiş biri olarak konuşmuyorum ama Nietzsche uzmanlarına hep bu soruyu sormuşumdur. Ya Nietzsche uzmanı bana bir şey anlatıyor adamı getiriyor işte nihilizme en son kendisini intihara sürükleyen bunalımlarından falan bahsediyorum ki ya bu adam akıllı bir adam kardeşim anlattığınız kişi yani öyle benim düşeceğim çukura düşecek adam değil bu. Bunu oraya götüren şey ne? Analiz ettiğinizde bakıyorsunuz aslında o da muhteşem felsefi açılımlar yapması gerekir ya, yaparken aynı zamanda kendi kişisel hayatında ve düşüncesinde yerele sıkışmış. Yani kültürüne sıkışmış. Hı hı. Mesela tanrı öldü deyimi bizim işte o onun yaşadığı kültürün artık tanrıyı öldürdüğü... ...yerine işte hümanizmi, kârı bilmem neyi, sanayileşmeyi koyduğu bir garip distopyaya işaret ediyor aslında. Ve adam bunun kederini yaşıyor aslında. Diyor ki biz onu öldürdük ve kutsal kalmadı yani ve hiçbir şeyin artık bir anlamı yok. Mesela adam bir acı çekiyor aslında anlatırken. Şimdi mesela kadim bizi bu konuda da uyarıyor. Ama tabii burada da şöyle bir şey çıkmasın. Yani bazen bizim ülkede ben böyle anlatılara çok rahatsız ediyorum. Ya Nietzsche de orada baltayı taşa vurmuş. Falanca felsefeci de ölmüş. Bu da kalkmış. <laughs> <de orası> <laughs> Nietzsche'leri. Geç. geçmiş falan. Dolayısıyla bak biz ne güzel kebap gibi yatıyoruz burada. Mis <laughs> gibi onlar hiç Ya zaten çalışmayan kafa karışmaz kardeşim. Adamın kafası çalışmış ki karışmış. Netice itibariyle bu insanların bu cehdinden kadim eşliğinde öğrenebileceğimiz de çok şey var. Nietzsche'de olsan, Schopenhauer'da olsan o acıyı yaşıyorsun. Yani zihninin o dehlizlerinde belki kaybolacak kadar geziyorsun ama insansın sonuçta. Onların her biri bir insan, bir homo sapiens ferdi, sen ben gibi. Ve bu insanların o çektiği acılar öğretiyor aslında. Ben mesela felsefecilerin havalı felsefi görüşlerinden ziyade hayatlarını daha eğlenceli buluyorum. Onların girdikleri ikilemler, aşk hayatlarındaki problemler, ekonomik durumlarındaki çalkantılar. Bunlar daha ilginç. Ya aptal gibi gözüküyor adam yani anlatabiliyor muyum? Öyle şeyler yaşıyor ki mesela normal adam yapmaz bunu. <laughs> Ama anlıyorsun ki insan ve hepimiz aynı dertlerden muzdaribiz. Bazen mesela felsefede, bilimde, düşüncede ego her zaman çok bariz bir şey. Bazen kendi düşüncene o kadar saplanırsın ki ben mesela hani e, öyle çok üretken bir yazar değilim maalesef. Yayıncım burada bilir o böyle devamlı yazabilen bir kesinlikle. insan değil. ne, Yok, ya daha ne aman, yapacaksın? Yok. Ama iki buçuk sene gecikti bu kitaplar. Hı. Ama yani kendi düşüncenin içerisine daldığın zaman bir süre sonra kendi düşüncenin seni körleştirdiği de bir yere doğru gidiyorsun. Yani belki de benim çok böyle rutin yazmamam biraz da ondan. Acık böyle dışarıya bakıp kendi düşüncenin cenderesinden çıkman lazım. Acık oturup bir mecliste bir şeyler dinlemen lazım. Birilerinin konuşmasına kulak vermen lazım. Bizim zihnimizi açan şey işte. Bu yüzden açık bir zihinle kendini aradan çıkararak, benliğini aradan çıkararak bir dinlemek. Benim yaşamdan en çok istifade ettiğim zamanlar, soruyorlar işte bunlar nereden aklınıza geliyor, nasıl yazıyorsunuz, ne bileyim ben diyorum ama yaşamdan en fazla istifade ettiğim zaman yaşamı müzik gibi dinleyebildiğim zamandır. Yani ben hayatımın çoğunda bir müzisyen gibi orkestrayı analiz etme ihtiyacı duyuyorum. Yani kendim bir şey yaşarken de bir çiçek açarken de biyoloğum ya o çiçek illa bir yüreme organıdır, işte petal yaprakları vardır falan filan diye tanımlı yasım geliyor. Ama bazen onların hiçbir aklıma gelmiyor ve çiçek sadece güzel gözüküyor. O güzelliği gördüğün anda farklı bir faza geçiyorsun ve işte o belki Sokrat'ın kaynağı olur. O çiçek sana bir şey anlatmaya başlıyor. Biyolojide falan öğrenmediğin bir şey. Ya başka bir şey anlatıyor sana. Mesela evrimsel biyoloji biz çalışırken bize böyle tarih sıraları verdiler. İşte şu şurada çıkmış, bu burada çıkmış. Efendim işte böcekler, kuşlar onlar bunlar oluşuyor. Ondan sonra bayağı bize yakın zamanda evrimsel tarih açısından yani yüz milyonlarca yıl önce ama bayağı yakın zamanda çiçekler ortaya çıkıyor. O zaman dedik lan yani çiçek niye bu kadar geç diye hepimizin aklına bir düşmüştür anlatılış sırasıyla. Biz hani çiçekler bitki sonucu çok önceden evet. beri var olduğunu düşünürüz. Yıllar sonra bunu da kimse söylemedi. Yıllar sonra bir gün işte o evrimi müzik gibi dinlerken şunu fark ettim. Göz yoksa çiçeğin ne ehemmiyeti var? Yani çiçeği hmm. görecek göz lazım önce, milyonlarca yıl onlar bir hazırlanıyor. Sonra çiçek bir açıyor, arı diyor ki aa bu ne güzel bir şey, ben buna gideyim. O göz olmadan çiçeğin orada olmasının bir manası yok. Bakıyorsun her şey bir diğerinin aynasında kıymetli. Mesela sistem, ilişkiler sistemi. Ve bu biyoloji kitaplarından direkt öğrenebileceğim şey. Belki literal olarak öğrenirsin ama o müzik gibi duyduğunda öğrendiğin andaki tüy dikilmesini orada yaşamıyorsun bahsetmeye çalıştığım şey insan <laughs> mantıklı akıllı bir canlı olduğu kadar hatta ondan çok daha fazla duygusal bir canlı. Bizim esas sürücü kuvvetlerimiz duygusal. Ve hikayelere bakın, anlatılara bakın, masallara, mitlere, efsanelere hepsi duygusal hikayeler anlatıyor. Ama o duyguların içinde neler neler anlatılıyor? Ne kurallar, ne kanunlar, ne efendim işte toplumsal örüntüler, ne uyarılar. Neler neler var içinde? Ve onların hepsi de duygusal içerikli bir hikayeyle anlatıldığı zaman insan en iyi duyguyla öğreniyor. Ve biz bugün niye bu programda yana yakıla bu konudan bahsediyoruz? Biz bu hikayeleri yitiriyoruz. Bu hikayelerin Hollywood versiyonlarıyla yetiniyoruz. Maalesef. Hollywood bunları kulağını bacağını kesiyor. Nasrettin Hoca'nın şeyleyle yaptığı gibi. Aha diyor şimdi kuşa benzedin. Senaryo matematiği diye bir şeyin içine sokuyor. O hikayenin bütün binlerce on binlerce yıldır gelen sosu, baharatı hiçbir şeyi kalmıyor. Sasa bir fast food'a dönüşüyor. İşte seyrettim çok aydınlandım çok derin filmmiş falan filan diye. Ve maalesef artık derin hikayeyi de yalın kat algılayacak zihinlerin sayısı artıyor. Yani hikayede mesela o kadar çok mesaj varken o sadece ha şimdi demek ki olan kızı aldatmış bak bak falan. Oraya bağlıyor işi anlatabiliyor muyum? Türk dizisi modunda izliyor çünkü bu hikayeyi. Ve bunu kaybettiğimizde neyi kaybettiğimizi çok ağır anlayacağız. Çok ağır Yenilgilere uğrayacağız hayat karşısında. Ve başladı da yani şu anda uğradığımız yenilgiler bunlar. Bu da geçer yahu öyküsünü duymuş değil sindirmiş bir insanın Covid dönemindeki halini, tavrını düşünün. Böyle bir hikaye bilmeyen, başına gelen iyi ve kötü şey hep öyle kalacakmış gibi zanneden ki insan defaultta böyle zanneder, varsayılanı budur. Öyle bir insanın halini düşünün. İşte mesela Covid gibi beklenmeyen bir durumda bile can simidi olabilecek bir uyarı var. Çağlar ötesinden geliyor. Diyor ki her şey geçecek. Bu da geçecek. Sevdiğinden mi ayrıldın? Bu da geçecek. Para mı buldun? Bu da geçecek. Hepsi geçecek. Sen geçecekmiş gibi yaşa. Hiçbir şey geleninden fazla hemmiyet var mı? Neye hemmiyet var? Hakikate, zanlarından arınmaya, kendin olmaya. Şimdi böyle söylediğin zaman havalı gözüküyor. Evet. Ama biz bunu her gün duyuyoruz aslında. Bunları sağdan soldan hala her gün söylüyor ama işlemiyor. Yani Çünkü her kaybediyoruz. her gün duyduğumuz bir şey bize nasıl işlemiyor? Yani kaybediyoruz. Şunu merak ediyorum. Bu algılama ve uygulama şekli nasıl oluyor beynin? Yani her gün bunları duyuyoruz. Mesela kitabı okuyoruz. Ah muhteşem kitap diyoruz. Tamam bundan sonra böyle kardeşim ben de bunu uygulayacağım diyoruz. Fakat ilk patlayan olayda yine eski tepkilerimizi vermeye devam ediyoruz. Deden, nasıl içselleşiyor? yine falan hikaye anlattı mı mesela? Vardır değil mi böyle Tabii, çok. büyüklerin hikaye anlattı Şimdi onların anlattığı hikayedeki lafızlar mı akıldadır? Yani kelime dizgelerini mi hatırlarsın? Yoksa oradaki sohbeti, muhabbeti, ortamı, yediğin kurabiyeyi değil mi? Ya yani o duygusal bileşenle anlarsan sen de bir hale dönüşüyor. İşte bize, bize kültürün aktardığı çoğu şeyler böyle. Bizim önce duygularımızı bir coşturuyor. Mesela bir şey yapıyoruz beğeniliyor. O beğenince diyoruz ki bu iyi bu doğru ben buradan yürüyeyim. Dolayısıyla bunu böyle öğreniyorsun. Ama şimdi Google bilgisi böyle geçmiyor bize. Yani yazıp ekranda Hı, cevabı aldı bu böyleymiş. Evet bu da geçermiş yahu. İyi. Bu kadar. <laughs> Geçti. 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 O bilgi de <laughs> geçiyor yani. <laughs> o da geçirdik. O duygusal bileşen yok artık. Ona vakit ayırılmıyor. Evet. Müziği böyle arka planda pıstık pıstık dinlemek gibi bir şey. Bir de giyinip kuşanıp konser salonuna gidip dinlemek var. İkisi de müzik. Ama arada bir fark var. Bir tanesinde bütün ruhunla oraya yöneliyorsun. Öbüründe soğan doğarken arkada çalıyor. Şimdi orada o noktada mesela e, şeyi söyleyeceğim. Şu sınırları Aşmak kitabında da e, değerli hocamızın e, var. Akışta kalmak, anda kalmak. Tamam sizin de kuğunun hikayesine geleceğim şimdi buradan. Şimdi konser dediniz ya hocam. Şimdi konsere gidiyoruz. Son e, gidebildiğimiz konserleri hatırlayalım. Aha. Muhteşem <laughs> bir şey dinlerken herkesin elinde bir cep telefonu kayıt yapılıyor. Ya. Kimse o anda değil. Ya. Yani o korkunç bir hal bence. Yani evet artık tamamız herhalde. Sen böyle kaldın. Anda ve akışta kalmak her iki kitapta da çok altı çizilen nokta. E, Kerim Hocam size soracağım. Kuhunun hikayesini birazcık anlatacak olursak. Bu işi nasıl başaracağız? <laughs> Kimse akışta değil. Ben de dahil olmak üzere. Ben bunu böyle... Şimdi söylüyorum fıtı fıtı aman da ben sanki kalabiliyormuşum gibi bir iddia asla olmadığı gibi hiç kalamayanlardanım belki de. Kuğumun hikayesi de bu arada e, Mevlana'nın... Ama bak kitabı okurken anda kalmışsın. Valla yamalı bohçaya dönmüş her Aynı taraf. hale getirdim. Şarp, 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 şarp. Benim bütün kitaplar bu. İşte bu anda kalmadan olmaz bu işte. Orada anda kalmışsın. <laughs> Orada mesela. anda kaldım. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş der Mevlana Celalettin Rumi. Bu hikayesi böyle bitiyor da biraz uh, anlatır mısınız? Evet. E, valla e, Hazreti Mevlana'dan e, dinlediğimiz bir kere tasavvufta çok önemli bir konu. İblül Vakt. Yani vaktin çocuğu olabilmek e, diye geçiyor. Deyim olarak vaktin çocuğu olarak geçebiliyor. E, çok doğru. Biraz evvel üzerinde. Belki de en büyük problemlerimizden beri şu an yaşadığımız. Yani o akışı e, biz yaşamıyoruz. Çünkü sistemimiz hep tüketmek üzerine. İşte biraz evvel Sinan dediği gibi her şeyi tüketiyoruz. Bilim o bu ne okuduğumuzu tüketiyoruz. E, verdiğiniz örnek çok önemli. Çünkü hep yaptığımız bir şey, kendimizin de yaptığı bir şey. İşte e, o anı görmek yerine yani onu fotoğraflamak, işte bir e, sosyal medya ortamına koymak falan bizim için çok önemli. E, halbuki işte manayı kaybetmek tam da bu demek. Şimdi e, bir örnek vereceğim. Yine bir hikayeden gideyim. Bu 1984. Orwell bunu yazdığında, şu anda tabii çok tekrar öne çıktı Orwell'in şeyiyle beraber. Tekrar işte bu hayvan çiftliği ve 1984. Diyor ki 1984'te bir konsey toplanıyor ve konseyde diyorlar ki, şimdi diyorlar, mesela bir kelime var, o ke kelime altı farklı kelimeyle anlatılabiliyor. Mesela sevmek. Aşk, işte güzellik, neyse, muhabbet. birbirine benzi, muhabbet, değil mi? Hub, bu bunlar altı tane e, farklı kelime, hepsi aynı şeyi söylüyor veya aynı şeyi söylediği, yani benzer aynı şeyler, aynı manaya getiriyor. Yani. Diyorlar ki, konsey olarak biz bunları gönderelim. Sadece bir tane kalsın, sevgi kalsın mesela, diğerlerini atalım. Niye diyorlar bunu? Niye yapıyoruz? Şimdi. Kelime ve kavramları unutursak, onları çıkartırsak, sadece bir kelimeye indirirsek insanların fazla düşünmesine gerek yok. O zaman konsey zaten diğer insanlar için düşünür. Ve dolayısıyla diyor ki biz bütün insanlara böylece kontrol edebiliriz. Onları Onların bütün kavramlarına ulaşabiliriz. İnsanlar düşünmüyorlar. Aa, bir tek sevgi kaldı. Artık aşk bitiyor, muhabbet bitiyor. Neyi anlatır? Sevmek. Onu sevdim, bunu sevdim. Halbuki sizin hissettiğiniz, biraz evvel Sinan'ın dediği o duyguyla olan her şey kaybolmuş oluyor. Çünkü neden? Mana kaybolmuş oluyor. Biz tam da bu noktadayız işte. Biz manayı kaybettik. Bugün kelimelerle beraber, kelimeler çok önemli, gerçekten çok önemli. Kavramlar çok önemli. Kavramların içini boşalttık. Ve sadece e, belli kelimeler kullanmak, bugün gençliğimizin kullandığı kaç kelime var? 300, 200 kelimeyle günlük 150-200 kelime arasında yaşıyoruz. en fazla evet. bunlar 140 karakterli. Aynen. 140 yani o Twitter'da değil mi? Hani şey diyor bu karakter. 150 kelimenin de 50'si kanka zaten yani. <laughs> kanka. Bunlarla akışa geçmeniz mümkün değil. Yani bu şekildeki kavram sistemiyle akışa geçmeniz mümkün değil. Çünkü akış demek e, idrak demek. Yani gerçek manada idrak. İdrak da ne demek? Yukarı ile olan o bağlantı. Hani biraz evvel konuştuğumuz o ilahi bağlantı o bağlantıyı kurarken siz bütün varlığınızla beraber o bağlantıyı kuruyorsunuz. Ama satıhta kalan bu pozisyon itibariyle yani artık manalar tamamen kaybolmuş, tamamen maddesel olarak e, olayları değerlendiriniz ve kavramların içi tamamen boşaldığı için artık akış sizin için söz konusu değil. Halbuki idrak olsaydı, gerçek manada idrak olsaydı o zaman hep o anı yaşayacaktınız. Şimdi sinan bunu biyolojik olarak anlatıyor. Hayvanlar mesela hayvanlar çok güzel anlatır onu. Ee, nedir? İki tip şeyi vardır diyor bir hayvanın. Ee, değil mi? Ee, Sempatik ve parasempatik değil mi? Evet. Sen, sen anlat istersen onu. Savaş kaç tepkisini yöneten yani, işte stres anında olan şeyin. E, üç tane şey var onu mu diyorsun? Üç tane repertuarı var. Savaş kaç don. Başka yani bir şey tane yapalım. hayvan işte hı hı. ne bileyim biri ceylan biri aslan. Hı. Aslan ceylanı kovalıyor. Yakaladı yedi. Evet, ikisinde de stres sistemi aktif oluyor ama ya yakalayıp yerse ya da Ceylan kaçıp kurtulursa 5 dakika sonra ikisi de normale dönüyor. Yani hiç olmamış gibi. Aynen. şey yaşanmamış gibi. Hiçbir şey yaşanmamış şey gibi. Twitter'da olaylar böyle patlıyor. <laughs> Kıyamet kokuyor 3 <laughs> dakika sonra her şey bir eğlenceye dönüyor ve unutulup <laughs> yani çok ilginç gerçekten. Bizi ama hani şey diyor mesela ne diyor? E, e efkarından dolayı sarhoş olmuş gergedan yok diyor. Tabii. diyor yani <laughs> ki <değil mi? Çok gülüyor> efkar... işte şey şey derim ya. Aslandan kurtulan ceylan, ulan bunun bütün anam babamı bunlar yedi sürekli her gün kovalıyorlar böyle ceylanlık olmaz olsun intihar edeceğim falan diyen ceylan yoktur yani öyle bir şey. Ama biz hep şikayet ederiz. Çünkü o kadar beyni yok ki hayvanın o geçmişe şey geleceği gelecek <laughs> O anda yaşıyor. Işte Ay ne yani. güzel. Sadece o. Güzel e, o anda yaşıyor. Biz ise bu şimdi sinan sinanın konusuna giriyorum ama o e, neydi duygusal beyin diye bir şey. ne, duygusal beyni tutan. Sadece duygusal o? değil, bir de işte akıl akıl esas akıl melekesi problem bizde. Şimdi o hayvanda akıl olmadığı için geçmişi ve geleceği bugüne şimdiye bağlayıp da böyle bir bağlam oluşturamıyor. Vay bunlar Biz, zamanında benim dayımı tabii. da yemişti. <laughs> bu, bu da geçer yahuyu hayvan aslında aktüel olarak yaşıyor ama bilmiyor bunu. İnsanın niye bu da geçer yahuyu bilmesi gerekiyor? Çünkü bunu unutuyor. O aklının uçuşan bağlamı nedeniyle dün böyle olmuştu, yarın da böyle olabilir, Allah kahretmesin, şimdi ne yapacağım? İşte şunu yapsam yarın bu olur, bunu yaptı Ya bir sakin ol, sen bir yap da bir görelim. Öyle olmaya da bilir, başka bir şey olabilir. İnsan o devamlı geçmişin pişmanlıkları, geleceğin endişeleri okay. yüzünden eli kolu bağlı bir varlığa dönüşüyor zaten. En önemli problemi bu. İşte o yüzden bu cendereden çıkabilmesi lazım. Şimdi her hayvanın sinir sistemi, sindirim sistemi, vücudundaki herhangi bir şey onun faydasına çalışıyor. Biz bakıyoruz, bizim aklımız kullanmayı bilmezsen bizim zararımıza çalışıyor. Aynen. Stresten ölüm işte şu ikinci cildin e, ikinci evet. konusu stres. Yani şehirli insanı öldüren birinci sebep stres ve strese bağlı hastalıklar. Nereden geliyor bu stres? Yani herkes beyaz yaka ya da ne bileyim fabrikada çalışıyor ya da gelir darlığı çekiyor ondan mı? Hayır. Zihin uçuşuyor. Şu anda kalamıyor. Şu anda değer sen. veremiyor. <laughs> ve devamlı olmamış bir şeylerin, var olmamış bir şeylerin tahayyülü ve olmuş bitmiş ve artık değiştiremeyeceğin şeylerin pişmanlığı nedeniyle Düşün düşün mideyi diyorsun mesela. Bu böyle bir yani işte zebralar ülser olmuyor işte kitap var. Davut kitabında da zebralar neden ülser olmaz? <laughs> Onlara olmuyor böyle bir şey. Bize oluyor. İşte o yüzden anlamamız öğrenmemiz gereken şeyler var. İnsan olmak bir mücadele işi. Yani o beşerden o böyle otomatik yaşayan laylaylom yaratıktan ya bir dakika arkadaş yani bu hayat böyle yaşanmaz bir çeki düzen vereyim denen insana doğru gidiş bir çaba istiyor işte bu çabanın en önemli yakıtını konuşuyoruz aslında şimdi bir az önce kelime meselesinde yıllardır hiç unutamadım. çok güzel bir örnek örneğin detaylarını unutmuşum yalnız bir listeyi yazardım gurur haysiyet izlet nefis onur gibi kelimeleri vermiş Alebalattı kitabında şeyde yaşasın ölüm kitabında bunların hepsini attık artık onurumuz var ama haysiyetimizden olduk diyor şimdi. Bu kelimelerin her biri benzer şeyi anlatıyor gibi gözükebilir. Onur, gurur, halisiyet, izzet, nefis, ilahir. Ama bunların her birinin varlığının bir sebebi var. Her biri başka bir nüansa gönderme yapıyor. Bakın size bir örnek vereyim. Kelimelerin neler yapabileceği konusunda sık verdiğim bir örnektir. Bütün nörobilimciler bunu iyi bilirler. Derslerde anlatırız. <laughs> Namibya'da Nimba diye bir kabile var. Bu kabilenin dilinde mavi kelimesi yok. Ve mavi rengi göremiyor bu adamlar gösterdiğinde. Testlerde yeşil karelerin içindeki mavi kareyi seçemiyor. Çünkü öyle bir Çünkü bilgi yok. Kelime yok. Ama gözü bizim gibi. Üç renk algılayabiliyor ve renk pigmentlerinden bir tanesi de bizde olduğu gibi mavi pigmenti. Kırmızı, yeşil, mavi. Üç pigmentimiz vardır bizim. Onlarda da var. Ama kelimesi olmadığı için, öyle bir kavramı olmadığı için onu ayırt etmeyi hayatının o ilk kritik döneminde öğrenmiyor. Ama aynı kabilede yeşilin tonlarını anlatmak için 28 kelime var. <laughs> ve senin benim hayatta senin bile ki kadınlar daha iyi renk görebiliyorsun. Senin bile göremeyeceğin renk tonlarını nimbalı çocuklar diyor ki bu farklı. Hemen yeşilin tonu bir ton farklı olsun çocuk ayırdıyor çünkü onun başka bir adı var. Hayat adlandırma çözünürlüğüne göre anlam kazanır. Ne kadar kelime o kadar HD Çok bir cool. hayat demek. Yani HD 10 piksel nasıl sayısı artıyor Çok HD'de cool. kelime de hayatın çözünürlüğünü artıyor. Mesela bugün insanlar dertten kıvranıyor. Bana gelen sorunun haddi hesabı yok. Hocam işte şunu nasıl geliştireyim bunu. Ya kardeş bırak işi gücü kelime öğren. Evet. Aç bir tane sözcük. Evet. Her gün bir kelimenin etimolojisine bak. Bir sene sonra bambaşka bir Çok insan doğru. olacaksın. Ne iş yapıyor olursan ol. Onda seviye atlayacaksın. Çünkü bu zihinle yapıyorsun her şeyi. İster mühendis ol, ister söz yazarı ol, ister ne bileyim işte standart bir mekanik iş yapıyor ol. Hiç fark etmez. O işlerin tamamını bu zihinle yaptığın için orada seviye atlamanın yolu zihnin yakıtını yüksek oktanlı yapmak. O oktanı bu kelimelerin işte birbiriyle bağlantısı. Ya biz yayıncı olarak da hem o ifade ki şeyde hem de ben mümkün olduğu kadar kitaplarımızda mümkün olduğu kadar kadim kelimeleri kullanmaya çalıştık. Yani mesela benim eşim bana diyor ki Z kuşağına çok şey yapamıyorsun, hitap edemiyorsun. Niye? Kullandığın kelimeler öğrenecekler. Öğrenmeleri Öğrenmeli. gerekiyor. Öğrenmeli. E, çünkü e, kavramlar gerçekten çok önemli. Bir örnek vereyim ben. E, Sinan'ın çok güzel örnekleri oldu. Vasat kelimesi. Şimdi vasat kelimesi. Şöyle böyle vasat deyince böyle hani kötü yani idare eder falan. Ya e, İslam dini e, vasat ümmet istiyorum diye bir dinden bahsediyor. Mesela, şimdi insan aklı karışıyor. Ne demek yani vasat ne? İdare eder mi insan grubumu istiyoruz biz? Ortalama. Ortalama. Ya vasat kelimesi o kadar güzel bir kelime ki. Vasat demek en ortada durabilen demek. Hmm. Merkezde yani, olmak aslında Merkezde olacak, hiçbir tamamen dengede olacak. Şimdi sisteme bakıyorsunuz. Aynı şey ta milattan önce yine ben bunları incelerken en sevdiğim adamlardan biri geri, geri bir hikaye anlatayım mı? Lütfen buyurun. Ya, e, sen hikaye anlatayım diye sorma direkt şey, gir abi. felsefe <laughs> felsefeci dünyadaki ilk felsefeci yani felsefeci ismi geçen ilk insan Pisagor. Ben çok severim, e, hassasıyım çünkü şey fe, aynı zamanda e, Fenerbahçeli diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> adam şey matematikçi. şey matematikçi adam. Çok müthiş bir matematikçi. Şimdi bu adama e, Pisagor ilk defa felsefeci kelimesi kullan. kelimesi kullan. Şimdi felsefe ne demek o kelimeye bakmak lazım. E, Tales onun hocası bunu şeye gönderiyor Mısır'a gönderiyor Git güzel bilgileri al diye. Bu da gidiyor Mısır'da işte Memphis'te o e, Osiris tapınağında e, müthiş bir bilgi yükleniyor çok çok ciddi miktarda bilgi sahibi oluyor. Sonra Delphi'ye geliyor kendisi işte Delphi tapınağında e, hem aynı zamanda bir tarikat lideridir. Hem Pisagor hem bir tarikat lideridir. Bu tarikat lideri deyince onun şey, şeyleri, <laughs> <değil>, matematik tarikat <laughs> lideri. Ee, ve e, adama bir bakıyorlar, o bilgi öyle bir bilgi veriyor ki, o insanlar toplanıyorlar diyor ki, sen olsan olsan abi diyorlar, Allahsın ya Allah demiyor, şey, yani ilahsın İlahısın. diyorlar. Yok diyor, ben de öyle ne münasebet diyor. E, o zaman diyor bir, bir alt kademede sana o zaman Peygamber diyelim. Diyor. Peygamber kelimesi de yabancı şeyde prophet yani aslında prophecy yani kehanet üzerine kurulu. bize de mesela peygamber şey vericidir, haber vericidir. Haber Farklı. Verici. Ee, yok yok diyor, asla dönem diyor, münasebet diyor. O zaman bir alt kademe sana Sofya diyelim. Hikmet sahibi olan diyelim diyor. Şimdi oraya geliyordum. Ve diyor ki hikmet sahibi olanlar Osiris tapınan da olan şeylerdi, şeyler de Mısırlılardı. Ben onlardan öğrendim. Onların seven manasında e, filosofiya yani Sofya'yı seven, seven olayım ben. Yani en fazla boğulurum e, diyor. Çünkü ben Sofya değilim onlar Sofya. Ne kadar şey e, güzel. E, burada e, bir felsefe kelimesinin mesela nasıl oluşturucu? Bu adam o Delfi Tapınağı'nın da başı. Delfi Tapınağı'nın üzerinde 100 tane maksim var. Maksim yani deyim hı hı. E, manası. Ve... En baştaki deyim bugün de işte bizim en çok kullandığımız... Noskete ipsum. Noskete ipsum. Bravo. Burada yazıyor. <laughs> ha işte. <laughs> ve yani tam manası Kendine gerçi o bilir. latincesi. Evet. Yani muhtemelen orada grekçesi yazıyordu. Ee, o da e, gnoti, e, seutom hı hı. E, gnoti, gnoti seutom kelimesi. Gnoti yani şey e, e, işte bu hikmet. Hı. Hikmet kelimesi. Aynı. <laughs> e, ve diyor ki... I, e, noverum me, noverum te. Yani... Beni beni bilirsem onu bilirim. T yani o, o dediği Allah aslında. Tasavvufta da bunun karşılığı Aynısı, %100. %100. Bilen kendini bilen Rabbini, bilir, değil Rabbini değil bilir. Maksim bir en yukarı koymuşlar Delphi Tapınağını. İkinci maksim de diyor ki e, median Asiyan yani insan ölçü üzerine kuruludur. Bakın bizim çok çok eski zamanımızdan bahsediyorum MÖ kelime ne vasat ümmet birebir. Birebir. Yani o şey Grek'ten gelmiş. Bu Japonya'dan gelmiş. Hiç fark etmez. Maksim'in temel yani bu deyimin temel manası iki tane şey söylüyor. Üçüncüsü de çok enteresan aslında. Üç yani yukarıda o Delphi Tapınağı'nın en üzerinde yazanlar. İpsum işte şey. kendini bilen Rabbini bilir. İnsan ölçü üzerinedir. Üçüncüsü de söz ver yapamayacağı şey söz verme. Ah, Üçüncü maksimi bunu koymuşlar yani en en manası. Dolayısıyla Kelimeyi bilmiyorsanız, yani vasat ne manaya geliyor bunu bilmiyorsanız... ...bizim çocuklar, bizim çocuklarımıza biz bunu anlatamazsak onlar anlar. Ya vasat, idare eder. Yani olsa da olur, olmasa da. Halbuki dediği şu, denge. Yani denge nedir? Hatta biz İslami olarak ne öldükten sonra bizi cennete götürecek yer ne? Sırat. Sırat dediğiniz kıldan ince, kılıçtan keskince bir şeyden bahsediyor, yoldan bahsediyor. Şimdi ben düşünüyorum buradan bu dünyadan oraya ne götürürüm? beni bu e, sırat üzerinde düşürmeyecek. Değil dengeli mi? Dengeli bir şeyler olsun. Mümkün. Yani para Çok götüremez. Önemli. E denge götüreceksin. Yani oradan oraya götürebileceğin e, yani öbür dünyaya götüreceğin tek şey elinde. Madem sıratı geçeceksin, sıratı geçtiğinde cennete gidiyorsun. O zaman dengeli ol. Şimdi, Şimdi bunların... bunların bak bunların hepsinin nasıl birbirini tamamlayan anlatılar olduğunu atlarsan, sıratın kalınlığını ölçmeye kalkarsın. Ah, bravo, yaparsın. Bravo. Ya da vasat kelimesini Şimdi Kerim'in vurguladığı anlamda değil de günlük hayatımızdaki anlamıyla kullanan, hemen hemen hepimiz öyle kullanıyoruz. Kur'an okuduğunu düşün. O mesajı okuduğunu düşün. ben vasat bir insan olsam da idare ederim. Anlayacağı edelim. şeyi düşün, onun yaratacağı rezilliği düşün. Evet. Ya kadim eksikliği böyle bir şey işte. Yani algın daraldığı zaman, kelimelerin dar olduğunda, mesela bu ülkede benim de arada bir içinde bulunduğum bazı işte bilim, din, bilmem ne tartışmalarında birisi çıkıyor diyor ki, sen öyle diyorsun ama bilim bilim Allah öyle demiyor. Ya güzel kardeşim, sen çünkü Allah'ın dilini bilecek kadar dilinde yetkin değilsin. Ben Allah'ın dilini çalışıyorum. Allah tabiatta da bir şey yapıyor, anlatıyor. Adam oraya bakmıyor. O kelimenin oradaki nüfuzunu görmüyor, oradaki tefsirini görmüyor, oradaki işte hiçbir biçimde hiç bakmıyor. Kendi kelimesiyle anladığını <laughs> iddia edip aslında bana tanrılık taslıyor bir taraftan bakarsan. Ve dünya tarihi Tanrı'nın mesajına ben vakıfım, ben anladım diyenlerin Hı. yani omuz üstünde baş bırakmadığı hikayelerle dolu. Tabii. Bize kan kusturuyor bu <laughs> insanlar. Tabii. Bunun önündeki şey ise ne böyle işte nevzuhur bir aydınlanma ne bilmek Kadim. Kadim masada olacak. Çok doğru. Çünkü bu derdi biz hep yaşadık. Bu derdi e, Nemrut Kule yaparken de yaşıyorduk aynısını. Hep aynı kendini bilmezdik. Hep aynı raydan çıkma. Kule yapıp Tanrı'yı vuracaktı. İşte İbrahim ateşe atmalar falan biliyorsun hikayeleri. Hı. O hikayelerin hepsi bize niye anlatılıyor? Bu işte bu kelimelerin arkasına gizlenmiş olan kodları çözebilmek için neye ihtiyacımız var? Bunlara ihtiyacımız var. Bu kültürü kaybettikçe hayatı her seferinde yeniden keşfetmeye çalışan ve her keşif adımında da ayağa çukura kafası duvara çarpan insanlara dönüşeceğiz maalesef. Ee, Allah'tan işte kerimler var, yazıyorlar. Esselam. Yani işte bunları üretiyorlar ama bizim bunları daha fazla yap. Bu arada şöyle bir bilgiçliği de hiç sevmiyorum. Hikaye okumuyor bunlar falan filan işte bunları kaybettik gidiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı derdi yaşıyoruz. Biz üstümüze düşeni daha iyi yaparsak bu işler olacak. Mesela bugün de bu programda aslında üstümüze düşen bir şeyi yaptığımız için. O yüzden çok bu konuyu seviyorum. Birinin kulağına çalınsa ve mesela bu arkadaşımızın diyelim işte bir iki tane çocuğu olsa akşam onlara dese ki adamların televizyonda söylediği hoşuma gitti. Yani şu olaya bir bakalım ya biraz masal falan hikaye anlatalım oradan girelim dese Hı. o çocukların kaderi değişecek. Kesinlikle. Yani baştan aşağı değişecek. İnşallah birileri buna evde dener. İnşallah. Bu arada e, Hikmet'i Baykuş anlatıyor. Baykuş için hep bilge kuş derler. Hatta sanıyorum Hazreti Mevla'na beykuş dermiş baykuş. Doğru. Annenizden doğru. duymuştum doğru. galiba. Ee, özellikle mi seçtiniz baykuş hikmet konusunda? Valla şimdi ben hep bunları bir şeyle seçtim diye düşünüyorum ama onlar... Kendileri <laughs> mi geldiler? Valla hepsi kendisi geldi. Ben hiçbirini seçmedim. Kendileri geldiler. Beni de kullandılar. Şimdi güzel güzel de uçuyorlar. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben yayıncıyım. Ulan, kuştan daha güzel bir yayıncı olabilir mi? Yani <laughs> kuş kullanmadan yayın yapılabilir mi? Değil. Mümkün. Çok sevdim o açıdan. Bunların hepsi geldiler, kendi şeylerini yaptılar. Sonra da e, Sinan'la da şey yapıyoruz. Ben bu kuşlardaki e, hikayelerin ilk paragraflarını arkadaşlarıma okuttum. E, çok sevdiğim işte e, kendi alanlarında çok başarılı olan arkadaşlarıma okuttum. Hepsi de hemen hemen kendi karakterinin kuşunu aldılar. Kuşlar gittiler oraya. Karakterlerini buldular. Ee, karakterlerini buldular ve onlarla bütünleştiler Erdemler de o şekilde geldi. Yani o kuşu o erdeme muhtemelen her ben zaman neyi okumuştum ya. Sen flamingosun. Flamingo... Sen tam bir flamingosun. <laughs> Bu arada şey ikinci kitabı kez <laughs> de. Kitabı da bitirmemişsiniz. İkinci kez de, o şeyde o işte çıktı. Kitabı bir açtım gene orası çıktı. Evet. Yani kaderinde yazılmış gibi bir durum var ya yani. flamingoymuşum. Flamingo. İşte biraz Biz metafiziği seviyoruz biraz da. Ee, şey yani o kadim kelimesinin tabii bir parça metafizikle alakası olduğu için de e, ben e, özellikle matematikçiyim kendim ya yani elektronik mühendisiyim. Hep matematik 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 kafamda hep e, bunu bunun bile yaparken 30 tane kuşu nasıl koyayım? işte onları şey yapayım? Hiç işlemedi matematik. Hepsi kendi kendine nereye geliyorlarsa O onlar... başka bir matematik. Orada evet. da matematik o da var bir... o başka matematik. o kaos o, o ilahi, çok ilahi bir matematik var gerçekten. Ee, ...bizim çok üzerimizde olan bir matematik var... ...bunu ben e, kabul ettim... ...çok zor kabul ettim... İşte biraz evvel sormuştunuz bana... E, ...çok uğraştım anneme gelmeden... ...yani ben bu işi... E, ...çok maddiyat üzerinden... ...iyi bir matematikçiydim çünkü ben... ...yani güzel matematik falan iyi anlıyordum falan... ...ama sonra bir baktım ki... E, ...öyle çok olmadı o işler yani... O... <gülüyor> <gülüyor> ...ya işte bir de... ...orada Flamingo'da şey ya... Iı yediği planktonlardan dolayı kırmızıdır Aa, yani. bak, Abi, kırmızı duruyor. Onu bilmem ben. Geldi aklıma. Öyle mi? o güzel rengi, rengi, rengi planktonlar Mı? Ben de acaba yediğine göre renklenen mi? <laughs> sen yani çok mi? İşte şey göre renkli bir insansın. İşte beslendiğimize göre renkleniyoruz falan. Hocam sizin falan kadar gibi. renkli insan mı var Bilmiyorum. hakikaten? Bilmiyorum öyle midir acaba? Ben kendimi oldukça <laughs> <laughs> gri, gri skalada görüyorum. <diyor. gülüyor> sen renklisin. Şimdi benim önümde bütün liste var. <laughs> Ee, ve Bilmiyorum, konudan yorulmuş. konuya atlıyor gibi oluyor ama zaten bu hikayeleri konuşmak için buradayız. Şimdi... Ben ben bir şey daha ilave edeyim ha, mi? Sen konu geçmeden. Şimdi biraz önce Kerim bir şey söyledi. O da e, yani aklıma hemen yakın zamanda okuduğum Nihan Kaya'nın yazma cesareti kitabını getirdi. Orada mesela çok güzel bir derleme yapmış Nihan. E, ben de bir ayılmaya <laughs> sebep oldu. Hep insanın böyle işte yaratıcılığı, e, farklı kutunun dışından düşünmesi, orijinal fikirler geliştirmesi üzerine kafa yoruyoruz falan da. Bunu yapan insanların beyin dinamikleriyle falan uğraşarak pek çözüm yok. Yani onlar da çok farklı tipler değiller. Böyle deha meha onlar masal yani öyle bir şey yok. Eee yani çok güzel bir şey anlatıyor. Şimdi yaşamı normalde varsayılan hayatımızda yatay düzlemde yaşıyoruz. Yani sağa sola, ileri geri iki boyutlu bir düzlemde yaşıyoruz. Bu düzlemde herkesle anlaşabiliyoruz. Her kavga da ediyoruz, anlaşıyoruz da iletişim kuruyoruz insanlara Ama ...hayatın bazı noktalarında... ...o düzlemde bir yerde duruyoruz... ...ve derine doğru... Hı. ...derinleşmeyi tercih ediyoruz... ...bazen hı hı. şanslı olanlarımız... Evet. ...orada derinleştiğinde oradan bir şey çıkarıyorsun... Bir, ...bir inci mercan bir şey buluyorsun oradan... ...ve bununla daha sonra... ...o düzeyin üstüne yükseliyorsun... ...dikey bağlantı hı hı. var ya... Hı hı. ...şimdi bu dikey bağlantı... ...bir durmakla alakalı... ...yani o hara göre hayattan bir durmakla... <laughs> ...ilgisi var... ...bir de zihinsel, duygusal bir arkeoloji, bir kazı çalışması. Hmm. İşte biraz önce konuştuğumuz o kelimeler, bu öyküler, o öykülerin içerisindeki katmanlı anlamlar, herhangi bir insan yapısı metin ila dokuz farklı katmanda okunurmuş. Edebiyatçılar öyle diyorlar. Ben birine nüfuz edebilirsem ne ala Dokuz farklı katmanda analiz edebiliyorlarmış. Ve insanın kendi düşünceleri bundan çok daha dehlizli ve girift. İşte bu vesileler, bu Mesela bu anlatılar, bu hikayeler üzerinde kafa yormalar. Bugün buraya gelmeden önce küçük bir toplantı yaptık. Sevgili Mert Fırat da vardı, şeyi anlattı. Ben mesela okumadım Shakespeare'in bir Yaz Gecesi Rüyası'nı ya 10 ha, dakikada ha. bir analiz etti. Yani biz bir toplantı için ne konuşacağımızı hazırlık toplantısı yaptık ama ağzım böyle açık kaldı anlattığı şey çünkü. Yani o katma ben okusam bile muhtemelen o katmanları yakalayamayacağım. Çünkü Shakespeare'e yabancıyım. Onun dilini, onun kelimelerini bilmiyorum. Ama bir oyuncu olduğu için o mesela çok iyi biliyor. Hemen iki dakikada böyle bir toparladı mevzuyu. Dedim benim bunu okumam lazım. Yani oradaki o anlam katmanlarını fark edebilmek için mesela Shakespeare'e bir zaman yatırmak gerekiyor. Hı. O işe bir zihin ver. Mesela Tolstoy'u okudum. Allah kabul etsin. Öyle olmuyor o iş. Ben okudum. Ben sekiz kitabı okudum. Ee, yani olmamışsın ama olmuyor işte Tolstoy'u okudum mu öyle olmuyor. Mesela ben çok ciddi şey söylüyorum. Bir çok farklı. Stephen King çok okudum ben. Yani gerilim korku romanına bayılırım. Stephen King'in It O diye çevrilen hmm. kitabını belki 4-5 kere ee, burada işte Medium diye çevrilen Shining kitabını da filmini seyretmeden önce belki 10 kez okudum. Hayatımda seyrettiğim tek korku filmidir ve yani... Muhteşemdir Kubrick versiyonunu evet, seyrettin tabii. Korkunç. Onun devamı da hiç fena değil yeni yapıldı doktor Uyku diye MacGregor onu tavsiye ederim izlemeliyiz ama şunu günlerce <laughs> uyuyamadım hala ama hocam Stephen King'in romanına ki çok yalın kat hani böyle eğlencelik roman diye geçer o kadar emek harcarsan o seni dönüştürüyor Hı -hı. orada başka bir şeye çıkıyorsun çünkü Stephen King boş bir yazar değil Kesinlikle. yani iyi bir yazar ve kelimeleri ki ben Türkçe çevirilerinden okudum sonra işte kubbe falan romanlarını İngilizce'den okudum dili iyiymiş yani adam anlayabildiğim kadarıyla <laughs> Ama oraya bile yeterince durursan ve odaklanırsan işte bir derinleşme başlıyor. Ben Conan çizgi romanlarını <laughs> ve Stephen King'e harcadığım derinliği keşke e, Dostoyevski'ye, <laughs> Tolstoy'a harcasaymışım. Bayağı farklı bir şey olurmuş ama onlar da fena değil. Yeter ki bir şeyde derinleş de ne de derinleşirsen derinleş. O böyle oradan oraya savrulma bilgi oburluğu bunu da bakayım onu da bakayım bu devirde bu olmaz. Yani bu bir şeye odaklanmak Bir şey verir. seçeceksin ona bir makul zaman yatıracaksın. Fakat şey, şimdi kelimesel olarak da baktığın zaman yabancı şeye baktığımda idrak kelimesine İngilizce'de bak İngilizce, Almanca ve Arapça hepsinde aynı kökene dayalı. Bir şeyin altında durarak onun altında onu beklemek. Understanding bir şeyin altında duracaksın onu bekleyeceksin. Biraz Aa, evvel şey yaptım. Hiç böyle düşünmemiştim mesela. Ferştehin yani. aynı şekilde altında durmak. Vakfe etmek. Aynı ke üç kelimede. Vakıf olmak deriz vak ya vakfeden Vakfede yani. bir şeyin evet. altında durmak demek. Hepsi köken olarak aynı köken. Bire bir aynı şeyi anlatıyor. Yani bir iştahla her şeye saldırmak bize hiçbir konuda bilir kişi yapmayacağı Bomboş gibi. Bomboş yaşamanın garantisi bu devirde. Aslında her konuda fikri olanlar vardır ya her şeye dalarlar mesela aslında evet. boştur arkası onun gibi oluyorsunuz o zaman evet. en önemli şey altını çizmek <laughs> e, gereken şey bu bir şeye odaklanacağız. Bu arada kendini bilmekle ilgili bir şeyler soracağım yine ama o kadar çok soru geliyor ki fakat ben sizi dinlemekten sorulara bakamıyorum <laughs> biliyorsunuz beni hocam siz <laughs> evet, zaten evet, biliyorum. E, e, fakat çok tatlı bir yorum gelmiş. Muhteşem konuklar, mis gibi bir konu, fırından çıkmış dumanı tüten Ramazan pidesiyle oruçluğun aşka girenler sizin için. Daha ne? Ya ben normalde böyle övgüleri okumuyorum ama çok güzel hoşuma gitti. Çok, hoş. çok teşekkür edebi, ederiz. Edebi, edebi, çok güzel. Evet, Muhabbet, taşlar yani. demek. Ee, şimdi ben kendi sorumu sorayım. Siz cevap Olur. verirken de çaktırmadan şunlara da bakacağım, tabii soracağım. Tabii. Şimdi kendini görmek, kendini bilmek, kendini görmek derken hani simurgu görmek için. Onlara ayna tutuldu ve kendilerini gördüler kendini dedik. Bildirme. E, tapınağın üstünde Noskete Ipsum kendini bir. Kendimizi nasıl bileceğiz? Yani kendini bilmekten kasıt tam olarak nedir? Genelde de bu sorulmuş onu da görüyorum. E, kendini bilmek bir bilsem diyerek neyle sanırım? başlıyor? Onu, Hanginize onu... döneyim? A, vallahi ne bileyim. <laughs> Zor soru. Sen... Kitapları siz yazıyorsunuz. <laughs> Şimdi <misiniz? gülüyor> o, o, yani e, hani o... şöyle bir şey düşünelim. Yüz, yüz kendini 100. tam bilen bir insan gördünüz mü ya da görmediyseniz de nasıl bir şey olurdu? Bilmeye çalışan gördüm bil, ama bilen görmedim. İşte zaten. mesela kendimiz nasıl bileceğiz sorusunun <laughs> cevabını vermek için bilmiş birini, kendini bilmiş, olmuş <laughs> evet, birini tahayyül etmemiz evet. lazım. Şimdi böyle birini görseniz muhtemelen onun öyle biri olduğunu fark etmeyeceksiniz. Çünkü o kadar benliğinden, egosundan varsa öyle bir teorikte öyle yaşayan birisi ki ben bunun olamayacağını düşünenlerdenim. Çünkü o... Ömür boyu süren hatta ömürler olsa ömürler boyu sürecek bir yolculuk ama olsaydı bile öyle işte o aynı biraz önce kaymakam girdiğinde tespit çekip ayağa kalkmayan amca gibi bir şey olacaktı herhalde. Anlamayacaktık biz onun ne olduğunu. Evet. Bizim o yolculukta zaten o kendini tanıma meselesinde keşfettiğimiz her şey içsel. Eğer birine gidip Kerim abi kendimle ilgili bir şey keşfettim falan diyorsan boş işle uğraşıyorsun yani o o değil. Yani benim, benim o keşfettiğim şeyi Kerim'e anlatmam değil mevzu. Ben onu keşfettikten sonra bir başka yaşam seviyesine geçmeliyim zaten. Ve orada onun keyfiyle kafayı bulmuş olmalıyım. Orada ben onunla uğraşacağım. Ya da onun sancısıyla acı çekiyor olmam evet. falan. Lazım. Her zaman da böyle şey gibi olmuyor yani. Nasıl diyelim hoş bir his olmayabiliyor Hı. bu. Ve o süreç dışarıdan görülebilir bir şey değil. İçeriden yaşanan bir şey olduğu için kendini bilmenin yolu bir değil insanlara dedince bir kere onu söyleyeyim. İnsanlara dedince farklı yol var ama her anda benim için burası hayat motosu çok önemli. Her anda o kendine kazı yapabileceğim bir fırsat var. Hı hı. Hatta bugün geçti, şu yarın geçti, öbür gün geçti. Ben mesela mesleğimi çok seviyorum çünkü şu anda biraz e, sığ da olsa o kazıya devam edebiliyorum. Bu konuşma benim kazma yöntemim mesela. Yazma bir kazma yöntemi. Mesela bu böyle bir mesleğim olduğu için çok şükrediyorum. Çünkü devamlı ağzımdan bazen bir şey çıkıyor. Diyorum ki ya bak ben de bunu böyle yapmadım. Benim bunu düzeltmem lazım. Mesela bu bana iyi geliyor. Kendi kendime öğretiyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Anlatıyorum aslında. İnsanlar sanıyor ki ben bir şey anlatıyorum onlara. Hayır ben kendime bir şey anlatıyorum Hı -hı. aslında anlata anlata kendini ikna etmeye çalışan bir insan. Anlatırken insan kendi de öğreniyor. Bu bir yöntem ve gerçekten ben anlatmaya başladıktan sonra başka oldum. Yani daha mı iyi, daha mı kötü bilmiyorum ama başka bir insana doğru dönüşüyorsunuz. Bütün yaşam yolculuğu zaten inşallah Allah bizi seyreden herkesi iki günü eşit olmayan insanlar görmesin. Yani dünkü halinden bir tık farklı olmadan... <laughs> Bugünün yaşamanın ne anlamı var? Yani bugün de dünün aynısı olacaksa niye yaşıyorsun ki? Gerekiyor. boş gelip boş gitmemek gerekiyor. Hayır. Şimdi zan konuşmuştuk ya. E, çok güzel bir soru var. Eyvah kaçtı. Bir dakika hemen tekrar bulacağım. Ha. Ada Deniz e, sormuş. Diyor ki kalbinin ısınmadığı kişiden uzak dur diyor bir büyük saat. Bu durumda kalbimiz yanlış zanda bulunabilir mi? Ya da tekamül yolumuzda o kişi olmamalı mı? Şimdi bazen şöyle diyor birini görürsün ısınamazsın. Ondan sonra sonra yani dersin ki ne kadar ön yargılıyım böyle davranmamalıyım. Sonra mutlaka ondan bir yani kötülük görür insan. O hakikaten hissi kavlel vuku mudur? O zan mıdır? Zan yüzünden mi o bize böyle bir şey yapmıştır? Şimdi bu durumda ne cevap verilmeli izleyicimize? Şimdi zan tabii ki muhakkak bir zan olayı var. Yani hepimizin yapmış olduğu bir zan olayı var ama bir de mesela yani o kişinin kendi fıtratı var. Mesela e, Hazreti Hz. Mevlana'nın Mesnevisinde meşhur o şey hikayesi vardı. Kaplumbağayla ile akrep. Hmm. akrep diyor ki ben diyor dereden beni karşıya geçir kaplumbağa. Ya. Kaplumbağa da diyor ki sen beni sokarsın. Yok sokmayacağım etmeyeceğim falan. Peki diyor anlaşıyorlar. Tamam kabul ettim. Ve tam derenin ortasında akrep sokuyor bunu. Kaplumbağa diyor niye soktun beni? E diyor ben akrebim. Fıtratım da var. Yani benim fıtratım da o da benim de fıtratımda çökmek var işte düşmek var diyor. Hepsi beraber ikisi de ölüyorlar. Fakat yani sonuçta tabii ki şu, evet e, zanlımızda e, muhakkak şey var ama bazen fıtratı da gerçekten kötü insan olabilir. Yani kötü demeyeyim de e, fıtratında sokmak olan, kötü e, hiçbir zaman yani kötü ve şey manasında söylemiyorum ama... ...onun ismi, yani onun esması kahırla alakalı bir esma olabilir. Ondan da uzak durun diyor. Yani onu kabul edin. Zaten yani tasavvufi e, düşüncede veya Simurgun düşüncesinde hep herkesi kabul etmek var. Yani şimdi burada... Şöyle ben simurgu, o yüzden yaparken, buna sinir olan da çoktur. Hatta tabii tabii, herkes <laughs> de kabul ediyor bunu. Şimdi var. ben simurgu yaparken şunu şunu yaptım. Bu işte son sahnedir bu. Şimdi bakın burada 30 tane kuş var. Bu 30 tane kuşun ama aynada baktığınız zaman bu tek kuş. <laughs> bu simurg. Bunlar simurgun bu taraftaki oluyor 30 kuş. Şimdi bu 30 kuşun arasında atmaca da var, saka da var. Bu atmaca ile bu saka yan yana geldi mi? Bunlar birbirini yer. yer. Ama burada simurgun içinde yemez. Şimdi öyle olunca eğer bir şeyin içerisindeyseniz, o vahdet düşüncesi içerisindeyseniz o zaman güzel. Ama tek başınıza birbirinden ayrıysanız hani o, o ona e, yanına akrebi de yanınıza sokmayın diyor yani Mevlana. Evet. Hani akrebi bile bile de hani onu yanınıza i̇şte sokmayın benliğinden, diyor. Benliğinden sıyrılmak nereye götürür işte yani bütün önce diğer insanlarla sonra dünyayla bütün işte varlıkla. Teorikte bir olabilir. Bir olabilme yani, teorik yani, olarak hepsine bir olacaksınız. Yani kabul edeceksiniz konsept. ama kabul ederken de eğer o sokucuysa yanınıza sokmayın. mu yani yanınızdan uzak tutun tabii haliyle akrebi yanınıza tutmayın diyor. Bir, bu arada bir örnek de vereyim. 1800'lerin sonlarında mesela e, bayağı anlaşanlı bilim insanları beynimizdeki konuşma bölgesine adını veren Broca diye bir adam, Paul Broca. Hı hı. Adam oturmuş ciddi ciddi uzun uzun yazmış demek ki kadınların beyni şempanze beyni gibidir onların aklı yarımdır. Adam bunu yazmış. Yani, yani daha dün şurada ve şimdi öyle bir zamanda bilim insanı olsan mesela eşin, kızın bir kadın sana bir şey söylediğinde mesela ona şöyle yaparsın. Ah, bu, bu dinlenmez bu. Zamanın bilgisi, zamanın görgüsü Hı -hı. senin zannını oluşturur işte. Hı -hı. Dediğim şey bu. Ne kadar alim olursan ol, o günün bilgisine ne kadar donanmış olursan ol, o seni çarpıtabilir. Birçok Mesela o muhabbetimizde ya da e, nefretimizde diyelim. Böyle kültürel kodlar çok fazla var. İşte orada mesela sıklıkla e, Kerim'in biraz önce söylediği kötü ya da iyi değil insanların isimleri, terkipleri, hı hı. belli özellikleri var. Mesela bunu kabul ederek en azından bir gözlemci olarak bir zaman verme, bir bakma ve gerçekten de sana uygun değilse arana mesafe koyma gibi bir şey... Hı hı. Sabırlı bir gözlemle aslında insanın kendisiyle alakalı bir meseledir. Karşıdakiyle alakalı bir şey değil. Yani biz karşıdakini değiştirmeye, insanları eğitmeye, aydınlatmaya harcadığımız vaktin yüzde birini kendimize harcasak lamba ağır. gibi yanacağız evet, toplum Çok olarak. doğru. Yani biz hep ötekine mesela çocuk yetiştirme. Ya niye yetiştiriyorsun çocuğu? Yani bitkiyi nasıl yetiştiriyorsun? Suyunu veriyorsun, toprağını zamanda koyuyorsun. Bitti gitti bitki büyüyor zaten. Çocuk da öyle bir şey. Diğer insanlar da mesela çocuk bir öğrenme makinesidir. Biz çocuğu eğitememekten şikayet ederiz. Deli olmalıyız. Aslında yani, kendimizi eğitsek çocuk zaten o, bizden görerek kendini... Ya bir çocuk bravo. Allah aşkına mesela popstarlara, rockstarlara bilmem ne o çocuklar nasıl gidiyor peşlerinden? Rol model alıyor. Yani benim kızım bir ara ne Koreli bilmem ne şarkıcısının, dedesinin, torunun ismini biliyordu ya. Ya sahnedeki adamın akrabalarının adını biliyor. <laughs> ya enteresan bir şey. Nereden öğreniyor bunları? Ben aradım bulamadım Google'da merak ettim. Çocuğun ismini yazamadım zaten. Koreli'nin tuhaf bir şey <gülüyor> yani, <gülüyor> Bir şekilde aramış bulmuş onu. İnsan yeter ki istesin sevsin. Öğrenecek bu bunu Tabii. yani. Işte Ayrıldığı sevgilinin stoklayıp harfüzete Adem'e kadar inmek gibi bir evet. şey. Biz illa öbürüne eğiteceğiz. Bizim kafamız bu. Ya öğretmen arkadaşlarım hep konuşuyorum. Mesela bazısı öyle olduğu için öyle güzel anlıyor ki. Ya diyorum bırak çocuğu kendinle uğraş yani önce öğretmen aydın olacak ki çocuğu aydınlatsın. Kendi yanmadan nasıl aydınlatacak o çocuğu? Mümkün değil. Bu uçaklarda şey vardır. Hani anons ederler. Oksijen tüpü evet. indiği zaman önce kendine o oksijen tüpünü al, çocuğu çocuğa götürene kadar kendin gideceksin Tabii, çünkü. Kafa diye. güzel oluyor ondan sonra ağzı denk getiriyoruz. Bizim bizim halimiz biraz öyle gerçekten. Ya öyle yani gerçekten. Bunu biraz da şey olarak yani kendini tanıma hikayesinde tasavvufi bir yaklaşım olarak bir üçlü şeyden bahsederler. Bu ilmel, yakin kelimesi kullanıyorlar biz bilgi sahibi olmak konusunda. Mesela tasavvuf genelde akademisyenleri yakin yani bilgi sahibi olmak manasında yakin kelimesini kullanırlar. Şüphesiz bilgi demektir yakin. Şimdi ilmel, yakin... Aynel yakin ve hakkel yakin diye üç tane e, derece var, Hı. kademe var. İlmel yakin sizin e, ilim yani e, kitaplardan öğrendiğiniz. Ben kitapları açarım, onunla ilgili bir öğre, öğre, öğrenim vardır. Aynel yakin aynı kelimesi Arapça'da göz demektir. Gözünü görmekle yani gördüğün bir şey üzerine e, yapmış olduğum bilgi, bilgi sahibi olarak hak keliyekinde hak hakikaten anlamak o o konuyu anlamak. Şimdi ben bunu bir şey örneğiyle anlatıyorum. Ee, mesela bir ülkeye gidiyorsunuz. Amerika mesela ben Amerika'da yaşadım. O, o, uzun süre yaşadım. Şimdi Amerika benim için hak yakin. Amerika bilgisi benim için hak yakin bir bilgidir. Ama ilmeliyekin ne demek? Amerika ile ilgili kitap okumuş. Mesela New York'u okumuştu. New York'ta Empire State Building, bilmem ne şu bu falan diye okuyan insanlar var. İkinci insan yani el yakin dediğim insan oraya helikopterle veya uçakla gitmiş. Aa yukarıdan bakmış işte orada şey var ne güzel işte Niagara, şey, şeyler, e, şeylerlesi var işte Empire State Building var bilmem ne var falan. Nevada çöl var bu gören. Hakel yakin de orada gerçekten oturmuş yaşamış artık deyim hangi deyim ne demek onu biliyor Hı -hı. onun bir parçası olmuş. Şimdi bu Hakkel yakin insan Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca Hakkel yakin ne diyor? Ee, bir davaya, davacı ilmel yakin, ilim üzerinden okumuş. Aynel yakin davalı, karısı da, karısı her zaman hakkel yakindir. Kar, ben <gülüyor> <gülüyor> onu bilirim, yani en, en iyi öğrendiğim şey, karın her zaman hakkel yakindir. Ee, onun için o da diyor ki, o haklı, o da haklı, o da haklı. Hepsi haklı. Çünkü hakkel yakin noktasında olduğunuz zaman, yani kendiniz gerçek manada biliyorsunuz, Baktığınız zaman haksız olan bir şey yok zaten. Şimdi ilmel yakindeki adam diyebilir ki ben açtım okudum. Sinan'a diyorum ki ben bir kitaptan okudum. New York'a gidersen e, şeye git. E, bu patlayan yerler var ya e, iki kuleler. kuleler. Çünkü benim okuduğum kitap 2000'den evvel yazılmış. Ben diyorum ki abi sen en güzeli ben New York'a gidince sana tavsiye ediyorum git iki kulelere git. Neden? Çünkü adamın okuduğu e, kitap versiyonu yanlış. Hı hı. Ama hakel yakındaki adam bakar der ki. Ha, ...bu adam aslında kötü bir şey söylemiyor. Ama o kadar. Kapasitesi o kadar. Çünkü öğrendiği şey burada. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hakkel yakin olduğunuz zaman... ...bir konuya gerçekten hakim olduğunuz zaman... ...ve ilmel yakin bir insanla karşılaştığınız zaman... ...o bir şeyler söylese bile... ...hatalı bir şey de ...neden hatalı olduğunu bilebilirsiniz. Çünkü bütün konuya hakimsiniz. Ben artık Amerika... ...mesela Amerika'da yaşadım. Amerika benim için hakkel yakin olmuştur. Ve dolayısıyla... Kendini bilmek, işte hakkerliğe kin noktasına gelmek. işte bizim mesela Enel Hak demiş adam. Hallacı Mansur kesmişler adamı. Çünkü ne kadar yanlış anlaşılmış. Enel şimdi. Hak dediği olay ne aslında? Ben diyor çok evvelden bir zamanda Allah'la bir anlaşma yaptım. Böyle ruhlar alemindeydik o sırada. Allah bana sordu dedi ki bensin Rabbiniz değil miyim? Ben baktım gördüm Aa, a, benim Rabbim. Ne olarak gördüm? Kendim neyse muyum. Yani benim ismim eğer Kerim ismiyse Allah'ta ben sadece Kerim ismini görebiliyorum. Başka Allah'ın diğer isimlerini göremiyorum. Allah'ın ismini gördüm. Kerim. E amenna. Eyvallah. Anlaştık. Beni dünyaya gönder. Orada da Kerim olduğumu bileyim. O zaman şeyimi tamamlamış oluyorum. E, Süluku mu? Yani Hı -hı. bütün amacımı Doğru. tamamlamış Seyri oluyorum. Sülük. Ama Allah orada bize şey komplosu yani ilahi komplo. E, 80 bin tane hicap. Hicap dedi perde. Yani onu o ismi görmeyeceğin 80 bin tane perde koyuyor ama amacın ne o perdeleri yavaş yavaş kaldır keşfetmek bu demek keşfetmek o perdeyi kaldırmak Açmak. demek kaldırdım 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 Eğer şey gibiysek hallaç gibiysek hepsini attık bütün perdeleri kaldırdık ve hallaç neyse kendini gördü bu dünyada da kendini gördü Eyvallah dedi ben işte Orada Harf bir hikaye daha var. Hazır olmayanın yanında da çok heyecan yapmamak Aa, lazım. Tabii yani. tabii. Ha, Orada tabii. direkt millete söyleyeceğim. Aman, yani. işte bizim öbürleri de Abdülkadir Geylani gibi yani büyük olan şeyler de onlar aman aman sırrı. Yani kendinize kalsın bu. Sen çok kişisel bir şey. Kişisel şey. bir şey. Hazır Bugün olmayanın aklını inanılmaz karıştırırlar. Bu tip karıştırır metin ya da anekdotları alıp bugünkü kafayla analiz edenler beni önceden eğlendiriyordu. Şimdi gerçekten bile kedere gark ediyor. Yani böyle yalın kat bir kafayla anlatılıyor ki. Nasreddin Hoca'nın haklısın haklısın sen de haklısın fıkrasını o referans işte yani verdi biraz önce. Şimdi biz bu fıkrayı küçüklüğümüzden beri dinledik. Ama bu kadim kültür olmadan o fıkra ne anlama geliyor? Bildiğin Nasreddin Hoca mahkemelistin teki. bir adam değil ha, tabii. Bir de mahkemelist üç Ama. kağıtçı yani herkesin yoluna gidiyor falan. <laughs> o da yani, haklı o da yani, haklı. Görüyor haklı. musun kadimsizlik neler yapıyor koca hoca nasrettine Yani adamı bitiriyor gözümüzde. Halbuki buradan baktığın zaman o öykü sana bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Yani diyor ki herkes aslında haklı. Çünkü kendi kapasitesine göre. Tabii. Yani o davacı kendi kapasitesine göre haklı. Davalı kendi kapı. Daha da şey mesela şu annem hep şunu gösterir. Der ki e, siz bunu nerede görüyorsunuz şeyi? E, e, ne denir? Kul bu. E, nerede görüyorsunuz? Buradan bakınca sol tarafta. İşte buradan bakınca demeyin. Sol tarafta. Ben diyeceğim sağ tarafta. İkimize doğru söylüyoruz. İkimizi doğru söylüyoruz ama birbirimizi öldürecek pozisyona geliyoruz. Çünkü yalnız, ben de yalnız ben yalnız emin diyorsunuz. ederim ki. Tam ortada duruyoruz. Kesinlikle evet, yanılıyor. Da, o da oradan <laughs> duruyor. <Kesinlikle>. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan bakan biri gerek. Evet, kesinlikle. Şimdi e, ay kaç dakikamız var acaba? Hemen evet, ilk önce bari. bir onu sorayım efendim. Biz coştuk. 20 dakikamız var daha güzel. Şimdi e, Kanarya'nın <laughs> hikayesine geçeceğim. Kanarya. Tevazuya. Fakat onun öncesinde e, Erhan Uçar isimli bir izleyicimiz demiş ki ben kelimesinin ülkemizdeki evreleri de enteresan değil mi? Benim evimden, benim arabamdan çayımı içiyorum'a kadar. Çay içiyorum demek varken. Yani hep bir ben 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 korkunç bir ego <laughs> ama burada da Kanarya diyor ki tevazu gösterin. Tevazu kendinin az olduğunu düşünmek değil kendini daha az düşünmektir birazcık tevazudan bahsedelim mi? Şu yüzyılda, yani yaşadığımız şu günlerde diyelim ya da herkes kendini daha fazla ön plana çıkartmaya çalışırken, sosyal medyada orada burada görünür olmaya çabalarken ama bir yandan da tevazu en büyük erdemlerden biriyken bunu nasıl içselleştirip gerçekten tevazu bir insan olabilir insan? Ve tevazu nedir anlayabilirim. Anahtarı hikayelerdedir herhalde. <laughs> ben tevazunun ne işe yaradığına işaret edebilirim. Tamam. Yani Bende olmasını çok arzu ettiğim bir şey olmasının sebebini söyleyeceğim. Keşke hiç hep olsa hep onu hissetsem. Çünkü e, biz böyle rekorlar kıran, büyük işler başaran, enteresan işler yapan insanların hepsinde ortak bir özellik olarak tevazuyu görüyormuşuz. Ben sonra fark ettim. Ne zaman fark ettim? Mihail Çiksel, Mihail'i bunu Akış kitabına yazınca. Akış dediğimiz o zihinsel duruma geçebilmenin şartlarını yazarken bu şartlardan biri olarak da adam tevazu demiş kaç sayfada anlatmış çok ilginç bir nokta yakalamış orada. Bu insanların hani o büyük başarılardan sonra ya işte ne yaptık ki öyle oldu, yapıyorduk oldu falan gibi böyle gayet mahfiyet içinde konuşmaları aslında o insanların tevazu sayesinde sürekli öğrenme deneyimine açık olmalarıyla alakalı bir şey. Hmm. Tevazu olmadığında zıttı nedir? Kibir. Ben oldum, ben bildim, ben büyüğüm. Bu. Benim ya yani, Ben biliyorum. Ben biliyorum diye insan öğrenemiyor işte. Hmm. Defaatle de daha önce konuştuk. Tevazu. <laughs> hayatın her alanında yani sahte bir tevazudan değil de gerçekten hayat karşısında hayatın ne kadar büyük bir şey olduğunu fark edip onun karşısında hissettiğim mahfiyetle tevazu içerisinde olmak bu sizi sizden çok daha büyük bir şey olan bu evrenin, bu kozmozun, bu hayatın, bu dünyanın size bir şeyler vermesi için bir kapı aralıyor. Artık ondan öğrenebiliyorsunuz. İşte o bilgi bankasından veri çekebiliyorsunuz. Yani bildiğim tek şey hiçbir, hiçbir şey bilmediğimdir diyen Sokrat'ın ...şeyi bu... ...bankamatik kartı o yani... ...oradan yürüyor... ...ve o tevazu... ...çok yüksek bir... ...insani seci olarak yaşarken... ...bugün kabahat gibi... ...çok fazla tevazu yapma gerçek zannederler falan... ...bir de böyle çok havalı... <laughs> tabii, böyle tabii. ...şeyler e işte, var ezdirme falan, falan... ...ezdirme kendini... İşte kendini kol, ...çocuğum yani bu devirde ağlamayan meme yok falan... ...şimdi bu kafanı... Ee, ...öyle bir dünya algılıyoruz ki yani kendi ayaklarımız üstünde bireysel olarak güçlü, kuvvetli. Ya gözünü seveyim ölüm geldi mi elin tersiyle bir vuruyor. Bir, bir, şey anlatacağım. Madem hikayelerden konuşuyoruz. Geçen gün şimdi bunun üzerine de bir yazı hazırlıyorum ama feribotla karşıya geçiyorum. İstanbul'da hala alışamadığım harika bir deneyim o. Yani denizin üzerinden karşıya geçmek. Ee, böyle geçerken işte Dolmabahçe Sarayı bilmem ne bakıyorum şöyle. Ya dedim içimden biz geldik geçiyoruz. Başkaları geldi geçiyor. Burada ne padişahlar geldi ne işte Atatürk oldu, rahmetli oldu falan filan. Biz de gideceğiz, o da gidecek. Bu burada kalacak diye düşündüm. Sonra dedim ki bir dakika ya Roma tapınakları falan bak kalmamış. Onlar Kalmıyor. dümdüz olmuş. O da gidecek. Şimdi bakıyorum böyle ben daha yüksek frekanslı bir dalga gibi çok hızlı gelip geçiyorum. Bahçe Sarayı ya da falanca bina daha uzun Bunlardan süreli var. bir dalga, daha yavaş. E bu boğaz mesela bu boğaz işte atıyorum işte 500, 400 bin sene önce yokmuş. 300 bin sene önce mi ne? Bizim İstanbul boğazı yeni oluşmuş bir boğazmış. Bu da kapanacak yarın bir gün, burası da dolacak, bu da geçecek. Bu dünyada bitecek. Aslında hepimiz böyle bir frekans dalgaları gibi üst üste binmiş. Böyle işte kimisi daha uzun dalga boylu, kimisi daha küçük dalga boylu. Ama birbiri içerisine geçen bu farklı frekanslar bizde ne yaratıyor normalde? Bir orkestra düşünün, kemanın frekansı farklı, davulun frekansı farklı. Hepsi farklı farklı frekanslar da bize bir musiki sunuyorlar. Ve bir anda siz o geçiciliği fark ettiğiniz zaman o akıntıyı görüyorsunuz. O varlık akıntısı ve onun içerisinde hem ne kadar küçük olduğunuzu hem de bu küçüklük içerisinde onu algılayabilmenin ne büyük bir sorumluluk olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi tevazu öyle bir şey değil. <laughs> falan böyle ezik büzük durmak değil tevazu. Tevazu sistem içerisindeki yerini gerçekçi bir şekilde fark etmekle alakalı. Kendini küçük görmek değil kendini büyük görmek hiç değil. Kendini olduğu gibi görünmek. yani kendini bilmek. Kendini bilen tevazu ediyor. Olsun. Bana nadiren feribotta geçerken olabiliyor. Yani <laughs> yoksa hayatın geri kalanında ben yapacağım, ben edeceğim, bilmem ne o kafalarda devam ediyorum. Her şey bazen. dönüyor dönüyor kendini bilmeye ya geliyor. Ya ben aslında. çok güzel yazmışım bu kanarya şimdi okudum da. <laughs> şimdi bu şey çok komik. Eee enayi kelimesi ee, işte kullanıyoruz ya gene kavramsal bir kelime. Yani şimdi kavrama bakalım enayi ne hale gelmiş? Enayi ne demek? İşte fazla tevazu gösteren, işte böyle çok var yani işte her şeye olur diyen falan. Enayi Enay. yerine konu. Saf hatta ileri düzey saf. Peki i̇leri kelime güzel. nereden geliyor? Benden geliyor değil mi? İşte ene. 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 Ben aslında normalde kelime şu manaya Ben, ben, ben diyen adam enayidir. Tam tersi. Yani şu anki olmuş olan kavram. Bakın işte yine kavram problemi yaşıyoruz. Enayi eskiden ben, ben, ben diyen adama enayi denir. Çünkü gün bittiğinde yani işte Sinan'ın dediği gibi yani bu bitecek bu iş. Bittiği zaman bakalım sen ne olacaksın? O tevazu sahibi olan insan ne olacak? Şimdi yine kelime. Bakıyorum. Aciz kelimesi. En çok aciz olan kişi en çok mucizeyi gösterir. Neden? Mucizeyle aciz. Şimdi bak şey orantı. Kim en acizi? Peygamber. Hayatta acizini en fazla hissetmiş bu dünyada olan kişi peygamberdir. En çok mucizeyi peygamber gösterir. Çünkü şeyin sistemi bu. Sistem bunu söylüyor. Şimdi hep yani şeyden gidiyorum. kelimesel manadan gidiyorum. Şimdi bir de şeye bakalım. Dünyayı dünyayı en çok etkilen üç tane adam bugün şeye bakın. bizim yapmış olduğumuz bir araştırma da değil bu. Yurt dışında Amerika'da yapılan araştırma. Bir numara Hazreti Muhammed. iki numara Hazreti İsa. Üç numara bu da. Çoban, marangoz, eski kral, krallığı atmış olan üç Mü tane adam. kral. <laughs> dünyanın en en çok influan, yani şey yapmış dünyayı Etkile etkilemiş, etkilemiş <laughs> insan. Bunlardan daha çok etkileyen insan yok. E o zaman sistem zaten bunu söylüyor. Tevazu, aczini bilmek. Ama Sinan'ın dediği çok doğru. Aczini bilmek o bizim manada aczimiz. Yani karakterimizi e, şey yapmak değil. Nefsi daraltmak. Kim var mesela böyle adam? Buna bir kinik diyoruz. Kinik, e, stoacı. En babaları bunların diyojendir. Kinik de stoacıların özel bir alanı köpekten geliyor. Kelime manası köpek. Artık köpek şeyinde Diyojenle şey karşı karşıya geliyorlar. İskender. İskender dünyanın en büyüğü. İşte malum dünyanın neredeyse üçte ikisini almış. Hı hı. Ee, Diyojenle karşı karşıya. Ama Diyojen'e de diyor ki Diyojen her hep akıldanışılan e, akıl danışılan bir adam. Çünkü o dönemin en önemli adamlarından bir tanesi. Diyojen de şöyle bir adam. Fıçı içinde yaşıyor. Neden fıçı içinde yaşıyor? Çünkü öldüğü zaman fıçıyla gömüyorlarmış insanları. Hani hazır. Yani hı hı. her an her an ölebilecek. Öldü, fıçıyı koyun. Şey yapın, uğraşmayın yani. Ben şey. Yapayım. İkinci malı da elinde maşrapa. O da su içiyor maşrapası. Hı hı. Başka hiçbir malı yok bu adamın. Bir gün çocuklardan bir tanesini görmüş. Eliyle dereden su içiyor. Ya demiş benim ne çok malım varmış. Maşrapaya hiç gerek yokmuş, Mersem elle de alıyormuş. Maşrapayı da atmış. Şimdi böyle bir adam Diyojen. Bu İskender'le karşı karşıya kalıyorlar bunlar. İskender'e diyor ki, ya İskender bunu çağırtıyor. Gel diyor, gel diyor. Ben sana bir şeyler soracağım. Diyojen diyor ki, ben diyor esirimin esirinin ayağına gitmem. Hayda. Şimdi aradakiler... Böyle de, de, de bir sebep gösteriyor ki yani, meraktan çattır insan. Alttaki aracı, aracılar zaten kafaları uçacak. Onlar kesin bir şey nasıl yapsak, kurtarsak diye... Neyse geliyorlar yapacak bir şey yok. Ya işte İskender diyor e, gelmedi adam işte böyle böyle dedi falan. İskender de Aristo'nun şeyi olduğu için öğrencisi olduğu için önce Leonidas'ın Aristo'nun falan öğrencisi şey e, kafası çalışıyor yani. Tamam diyor ben gideceğim diyor Diyojen'in yanına gidiyor. E, ve diyor ki Diyojen'e ne demek istedin sen ne demek yani esir misin? E, o zaman Diyojen diyor ki sen diyor bu işe başlarken yani bütün dünyayı zapt ederken asıl amacın herkesi bir amaç uğruna birleştirmekti. Bir yani bir öyle bir vahdet. Aslında Simurg. Simurg'u hı hı. yaratmak için sen bunu yaptın. Fakat zamanla Egon seni esiri altına aldı. Ve artık senin tek amacın kendi egemenliğin için, insanlık için değil, kendin için bu yerleri zapt etmek, Hindistan'ı zapt etmek. Ben ise, ya ben maşapa, maşapayı da attım. Egon benim e, kölem. Benim egon benim kölemse... ...senin egonda, senin efendinse... ...sen benim kölemin kölesisin. Kölem de değil. Kölemi benim kölemin, kölemin de kölesisin. O zaman anlıyor şey... E, İskender de Neyse dönüyor, dönüyor Ne soruyor? Dile benden ne dilersen. Ya o adam, adam bir şey dilemiyor. <laughs> Hiç anlamamıştı. <laughs> dilemiyor değil mi? adam. En herkes herkes ki, meşrebini yaşar işte. Ne yapsın e... adam? Gölge etme. Başka insan istemem sen. Güneşimi kesme yeter. Onun için... Tevazu sahibi olan insanlar her zaman işte biraz evvelki Sokratın olduğu gibi şeye hazırlar. Yani o bilgi neredeyse o bilgi istedikleri zaman alırlar ve bütün dünya onların bütün evren onların evren onların eline verilmiş. Ve o zaman İbnül Arabi'nin güzel bir sözü var. İnsan evrenin aynıdır. Üç manaya geliyor. Aynı kelimesiyle i̇bn Arabi de müthiş Hı -hı. bir oyun şey kelime oynatıcısı. Ayn düzü, aynı zamanda aynası ve aynısı. Yani insan... Aynı, aynı Arapçada da göz. Aynı göz. birbirinin eşit <laughs> anlamına da geliyor. Aynısı, aynası ve gözü. Yani insan, aslında gözle de dediği orada Arapçada göz bebeği, pupil dediği şey insan bütün evrenin göz bebeğidir. Ama bu Diyojen'den bahsettim. Öbürü beşer. Hı hı. Yani eğer tabii bu şeyde olursa, bu modda olursa hı. Aklıma bu arada bir şey geldi. Şimdi bu Buyur. programda bu programın tabiatı bu gereği. Program bitmez. E, mesela Kerim'in de böyle paylaştığı anekdotlardan, hikayelerden böyle güzel özlü sözler çıkacak. Mesela sosyal medya bunları çok sever. Böyle arada bir alınır. Mevlana bunu demiş, bu bunu demiş. İşte kendini bilmek lazım falan. Fakat bu lafların ben genellikle yani bu tip programlar dışında günlük hayatta kullanılış şeklinde şunu görüyorum. Tevazuyla ilgili bir hatırlatma yaparken Kibir gösterdiğini düşündüğümüz birine laf çakma niyetiyle bunu yapıyoruz. Şimdi Şehrazat da onu yazmış. Hı. Onu mu gördünüz hocam? Yok Kibir, görmedim. Kibirli tevazu vardır demiş bir de. İşte bak orada esas konu aslında şu. Bütün o kadim hikayeler kamera nerede sevgili kardeşim senin için. Senin için. Duyduğumuz her şey bizim için. Bir başkasına dikte etmek için değil. Bu devir tekrar söylüyorum başkasına dikte etme devri olmuş. O yüzden kadim çalışmıyor. Kadimin tınlaması gereken yerde. Şey. Ağzını açtığı zaman Nietzsche gibi olur, Sokrat gibi olur, İbn Arabi gibi konuşur, bilmem ne gibi olur. Amele gelince, birine hoş bakmaya gelince, hoş görmeye gelince bir anda içinden Lucifer çıkar. <laughs> Ondan sonra da bir Zaten başka Lucifer'e bak tak diye o lafı yapıştırır. Bundan kendimizi, bak tekrar ediyorum bundan kurtulması lazım insanların demiyorum. Hepimiz. Bundan kurtulmamız lazım. Benim mesela en büyük cehtim. Bir laf duyduğum zaman gittikçe de bu merakım böyle arkadaşlar yüzünden artıyor. Benimle ilgisi ne bunun? Bana bakan tarafı ne? Bana batması gereken kısmı ne? Benim canımı acıtan bir yeri var mı bu söylenenin? Bunu yaptığımız zaman kadim işe yarar. Yani bir baston var elinde. Baston işte aksiyan bacağına destek olsun diye var. Sen bastonla onun bunun kafasına vurmakla evet. meşgulsun. her taşa takılıp yuvarlanıyorsun. Sonra diyorsun ki hayat bana bunu niye yapıyor? Bastonu adam gibi kullan. Bu bilgi onun için lazım, seni desteklemek için lazım, karşıdakini eğitmek için değil. E, Kadimin de şöyle bir şeyi vardır. Mesela bilimsel bilgi Google'dan aradın, arayan herkese aynı şekilde çıkar. İnsanın hazır olmasını bilmenle beklemez. Soran herkese cevap verir. Ama kadim bilgi için hazır ve mayalı olman lazım. O bilgi sana ömründe 10 kere gelir, 11. Tamam. dejetonun düşer. Bu iş öyledir. Ruhunun ona hazır olması, zihninin, duygusal dünyanın ona hazır olması gerekir. Ben tonla hikaye dinledim. Tonla mecliste böyle dinledim dinledim, anladığımı sandım. Kadim'in tercümanı hayattır. Yaşamadan Kadim'in ne anlattığını anlamazsın. Ee, Alaaddin'in sihirli lambasını masal diye dinlersin. Şahmaran'ı masal <laughs> diye dinlersin. Benim rahmetli dedemin anlattığı Hazreti Musa'nın hikayesini bildiğin işte epik bir film hikayesi gibi dinlersin. Ama sonra ona benzer hadiseler yaşadığında o hikayeleri geri çağırıp yaptığın zaman işte o kadim bilgi sende hal olmaya başlar. Dolayısıyla yaşamla sınanmamış kadim bilgi sayfaya basılmış harflerden başka bir anlam ifade etmez. Yaşamadan olmuyor. O yüzden başkasına ayar vermeyi bırakıp onu yaşayacak imkanlar yaratmaya çalışalım. Yani i̇nsan kendi edelim. üzerinde nasıl çalışır? Aynı böyle işte bu söylediğim gibi. Bu şekilde yani. Yani bunu şimdi ben böyle anlatınca yani insanlar sanıyor ki 7-24 böyle takıntılı vaziyette. Öyle bir insan yok tabii yani öyle bir şey söylersem yalan söylemiş olurum ama. Bertrand Russell'ın bir sözü çok öğretici bence. <laughs> Birçok insan hayatı boyunca hemen hemen hiç düşünmez. Ben haftada birkaç saat düşünerek ünlü düşünür oldum diyor pardon haftada birkaç dakika düşünerek ünlü düşünür oldum diyor. Yani aslında çok minik, minik minik böyle küçük ittirmelerle, arada bir böyle bir şeylerle uğraşmıştı. Işte o derinlikte küçük kazı yapma çalışmalarıyla çok rahat insan ruhu ali olana teşnedir zaten. O tarafa doğru gider. Ama hiç yüksek olanla karşılaşmazsan alçak sürünmeyi uçmak zannedersin. Yani bizim hayatımız öyle. Çünkü sana ne verilirse gerçekliği o zannediyorsun. Herkes bakıyorsun sürünüyor. Sen kafayı kaldırıp sürününce a ben adam oldum diyorsun. Halbuki gökte uçanlar var. Sen sürünürken onları görmüyorsun. O yüzden o seviyeyi acık <laughs> zorlamak lazım. İçinde yaşadığımız çağın bize her şeyi verdiği sanrısından bir kurtulalım. İnsan hiçbir devirde bu kadar muktedir olmadı. Gittikçe de o iktidarı kaybediyor. Sırf kendi yarattığı veri içinde boğulduğundan dolayı. O yüzden Kadimin altını ne kadar çizsen boş ama <laughs> lütfen millete laf çarpmak için Mevlana'yı kullanmayın. <laughs> Eski sevgiliye laf sokmak için. He vallahi. Gerçekten He. çok iyi. Şimdi e, tavus kuşunu da bitmeden çok az zamanımız kalmış konuşmak istiyorum. Tamam. Şimdi o hikaye yeni başlangıçlar genellikle arı sonların kılık değiştirmiş halleridir diye bitiyor. Endişe gelecek korkusu ve geçmiş pişmanlığı nehrin içindeki taşlardı ki o akışa ayak uyduramayanlar bu taşların arasında sıkışarak nehrin içinde nehirle bir akamamanın acısıyla yaşamak zorundaydılar. Şimdi görecelilik anlatıyor tavus kuşu bize. Ee, kısaca bir onu da toplamak istiyorum çünkü merak ettiğim noktalardan biriydi. Bu, bu arada annem bana şey demiş kendini bilmek kişiliğini bilmek. ...değil mi diye sormuş kızmış tabi. Anlatsana Al, diyor tabi haliyle. <laughs> Ay Yani Cemal Nur Sarkut hocamız bizi izliyor şu anda gerçekten. Bütün sevgilerimiz, saygılarımız ona gitsin. Eyvallah. Şimdi görecelik. E, bu da bizim, benim bir 3G e, teorisi vardı. Biz matematiksel olarak modellemeye bayılırım ben. <laughs> evet. 3G. Bizim ofiste modellemiştik biz onu. Modell <laughs> biz beraber modelledik onu. 3G diye bir şey var. E, görecelik... Ee, geçicilik ve gizem. Bunların üçünü bu şey yaparsanız hayatta bütün problemleriniz gidiyor. O harika. Bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman üç inceleme yapıyorsunuz. Bir daha söyler misiniz? Üçünü? Görecelik, gizem. geçicilik, gizem. Görecelik, biz şimdi konuşuyoruz. Görecelik Şu an hikayesi görecelik. Suazı, görecelik. Şimdi bir şeye baktığınızda, şimdi işte biraz evvel örneğini verdik ya, siz oradan bakıyorsunuz, buradan bakıyorsunuz, görecelik mevzu bu. Yani sizin dediğiniz de doğru, benim dediğim de doğru. Baktığımız yere göre değişir. İbn Arabi'nin çok güzel bir lafı var. Hem evet hem hayır. Soruyor İbn Rüşt. Bir soru sorduğu zaman hem evet hem hayır. O da doğru, o da doğru. Şimdi olaya bakma şekliniz, nereden baktınız, hangi seviyeyle konuştuğunuza göre olay aslında sizin için çözülme çözülme noktasında. E, geçicilik biraz evvel konuştuk. Her şey geçici. Gizem her şeyin arkasında farklı yani batıni bir Mana var. Biz o manayı bilmiyoruz. O manayı bilmediğimiz için şey yapıyoruz. Bunun üçü benim aklıma ben Mekke'deydim. Mekke'de işte şey çevirirken bu tavaf yapıyoruz. Üç şey geldi aklıma. Neden? Orası üçünün olmadığı bir yer. Yani üçünün de olduğu yer daha doğrusu. Görecelik. Şimdi diyorsunuz ki hani, güneydoğuya doğru biz namaz kılarız. Herkes birbirine doğru. Oraya kuzeye doğruya da kılsan, güney doğuya da kılsan aynı yer. aynı yer. Aynı yer. Çünkü ortadasın şey yaptınız ortadasın. Görecelik yok. <laughs> Geçicilik yok. Her şey orada. Gizem zaten kendi içerisinde bütün hem batini manası hem zahiri manasıyla aynı noktada. Dolayısıyla eğer bir problemle karşı karşıya kaldınızsanız benim şahsi görüşüm. Yani ben en azından bunu uygularım. Bu 3G kuralını uyguluyorum. O zaman e, ne yapıyorum? bakıyorum ya acaba bunun arkasında başka bir şey olabilir mi? O arkasında gizem. Göreceli olabilir mi? Ben acaba buna buradan Farklı mı bakmam lazım? Yani. Geçer mi? Birinden biri muhakkak tutacaktır. 3G'nin muhakkak bir tanesi sizi e, şey içinizi ferahlatır. 3G teknolojiniz muhteşemmiş gerçekten. Evet. Hocam eklemek Bunu istediğiniz... Bunu 5G'ye çıkaralım 5G. ya. 2, 2G daha oldu. Çağı yakalamak lazım üstadım yani olmaz. 3G'de kalmışız. Valla eklemek istedim, şunu eklemek isterim. Bugün kadimden hep konuştuk. Ben bilim eğitimi aldım. Bunun bana şöyle çok büyük bir faydası oldu. Kadim anlatının içinde biraz önce bahsetmeye çalıştığım kişisel ve insani hastalıklarımızdan dolayı çer, çöp ve gereksiz, yanlış şey çok fazla var, bulaşmış. Bugün bilim ve akıl işte bunları ayıklamak için elimizde böyle çatal gibi, kaşık gibi, maşa gibi araçlar. Çatal, kaşık, maşa bizim karnımızı doyurmaz ama onun içinden güzel yemekleri seçmemizi, doğru şekilde bir araya getirmemize çok yardımcı olur. Bilimi, aklı yerinde kullanamayan toplumlar yok olmaya, rezil ve zelil olmaya mahkumdurlar. Ama bunu yerli yerinde kullanmayanlar da rezil, zelil olmaya mahkumdur. Çatalla köfte yiyeceğine çatalı gözüne sokan gözünü çıkarır. Dolayısıyla o aracı nerede kullanacağınızı bilirseniz, bilimi de aklı da duyguyu da kadimi de e, çağdaşı da e, eski olanı da eskimez olanı da diyelim kadim eskimez olandır aynı zamanda Hı. bunların hepsini kendi malınız biliyorsanız hepsinin sorumluluğunu üstünüze alıyorsanız işte o zaman dünya karşınızda titrer ben onu söylerim yani nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum bu gece. Biz de teşekkür ediyoruz. imkan Kardeşimle beni sonunda bir... Güzel oldu. Gerçekten zihinlerimizi yine bir kez daha açtınız canım Sinan Hocam. Ve Kerim Güç gerçekten çok keyifliydi sizde Biz... ağırlamak. Ee, yani en kısa zamanda ben bu programın devamını Yapım. yapmayı dilerim. İnşallah Kuş de... çok Be, bizde. 5G'yi ayarlayıp gelelim. 5 bu sefer. 3G'de <laughs> evet, <üç> biraz <laughs> geç kalmışız ama geçen Aynen. senenin şeyiydi. Sinan Canan, Kerem Güç hakikaten arkayınız her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ve bu akşam da başka şeyleri noktalıyoruz. Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Haber Global ekranlarında yepyeni bir program başladı. Ee, çok ünlü isimler Emrah Akçay'a konuşuyorlar. Bu haftaki konuk da ünlü futbolcu Yusuf Erdoğan. Birazdan başlıyor kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve bu geceyi de noktalıyoruz başka şeyleri. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi geceler.